Efendim herkese merhabalar, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Sıra dışı başlıyor. Yusuf Alabar'da bizlerle. Yusuf Alabar'da yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili Turgay, teşekkürler, iyi yayınlar. Şimdi bu akşam böyle sizi yukarıya çıkaracağız. Şöyle dünyaya böyle bir yukarıdan bir bakacağız. Olup bitene bakacağız. Ama dünya diyor ki, şimdi dünya kim, neyi kastediyorsa onun hepsini anlayacaksınız birazdan. Çaylarınız hazırdır umarım. Eşe dosta konuya komşuya haber vermişsinizdir umarım. Dünya diyor ki 2023 yılında dünyanın en önemli stratejik konusu seçimi Türkiye'de yapılan seçim olacak diyor. Amerika'dan geliyor bu haber. Washington Post'tan değil mi? Foreign Policy'den sonra şimdi de Washington Post. Doğru. Dünyanın en önemli seçimi niçin Türkiye'de yapılsın? Niye yani? Niye Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimleri niçin dünyanın en stratejik seçimi olarak değerlendiriyorlar? Dünyanın en stratejik seçimi. Bu dünyanın en stratejik seçiminde bu Batı başkentlerinin, Amerika'nın arkasında durduğu, desteklediği ve iktidarı kazanmasını istedikleri bir altılı masa var elimizde. Doğru mu? Doğru. Açık açık şimdi birazdan göreceksiniz. Dünyanın en stratejik seçimi Erdoğan'ın kaybettirildiği bir seçim onlar açısından. Doğru mu? Evet. Sebepleriyle beraber. Erdoğan seçimi kaybederse bu dünyanın en stratejik seçimi olacak. Enteresan. İlginç, sıra dışı. Çok stratejik. Hı hı. Bunları konuşacağız bu akşam. Yusuf Alabar'da. Forum Polisi'den Forum Polisi'den başlayalım. Yani bu Forum Polisi konusu işlendi ama Foreign Policy. Yani şey olmasında fayda var. Şimdi orada Forum Polisi konusu neden önemli? Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz dönemler içerisinde birçok basın yayın kuruluşu ile ilgili çıkan haberlerin arkasının geleceğini burada programda dile getirmiştik. Çünkü New York Times, The Guardian, Reuters'ın Erdoğan aleyhinde yazı yazacak editör arayışı dahil olmak üzere birçok konu ısrarlı bir şekilde, hızlı bir şekilde piyasaya sokulurken Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nın resmi ağzı sayılsa abartı olmayacak şekilde nitelendirilen Forum Polisi, Erdoğan iktidarı elinde tutmaya devam ederse seçim kan gölüne dönüşmeyi vaat eden bir ortamın sonucunda da kovulmayı beklemek yerine kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı çok farklı bir mirasa sahip olabilirdi gibi şey diyor. Yani ez cümle şunu söylüyor. Eğer kan gölüne dönmek istemiyorsan, daha sonra da çok güzel bir miras ile anılmak istiyorsan şimdiden seçimlere katılma ve bir şekilde anlaş anlamına gelebilecek bir takım cümleler bunlar. Şimdi bunun daha öncesinde bu Forum Polisi'nin tam bir yıl öncesinde Ocak ayının 6'sı 2022'de Soner Çağaptay isimli biri Foreign Affairs'te şunu söylüyordu. Yani eğer Erdoğan bu konuyla ilgili olarak başına bir şeyler gelsin istemiyorsa, yargılanmak istemiyorsa muhalifleriyle anlaşarak koltuğunu onlara devretmeli. Ama kimin koordinatörlüğünde? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinatörlüğünde diye bir yazı yazmıştı. Duruyor yazı. Ben bu konuyla ilgili olarak köşeye de kendi gazetedeki köşeme de bunu taşımıştım. Türk Silahlı Kuvvetleri ne alaka? İşte onun koordinatörü. O şey olacakmış. Bu işin garantörü olacak şekilde. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir işe başlamanın dışarıdan gelen birisi için ilk adımı akaryakıt istasyonlarında pompacılıktır. Yani gidersin, hiçbir vasfın yoksa bir iş bakıyorsundur. Normalde zaten kendin yakıtını kendin doldursun ama bazı yerlerde bu şeydir. Ya da hamburger salonlarında falan iş bulabilirsin.
Şimdi normal şartlar altında bu Soner Çağaptay'ın, Foreign Affairs gibi kendince son derece itibarlı kendini kabul eden bir makalesinde Türkiye söz konusu olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatısı altında Erdoğan'ın muhalefet ile anlaşıp koltuğunu gönüllü olarak devretmesi gerektiğine dair bir yazı. Şimdi bu kerameti kendinden menkul kullanışlı aparat Amerika Birleşik Devletleri'nde dese ki Trump yargılanmamak için Pentagon'un şemsiyesi altında ve koordinatörlüğünde, emanında Biden yönetimiyle seçime gitmeden anlaşması lazım dese alırlar onu. Akıl hastanesinden önce. Direkt pompacı istasyonuna götürürler. Burada pompacılık mesleğiyle ilgili küçümseme olsun anlamında söylemiyorum. Amerika'daki yabancıların ilk göreve başladığı yer olması diye altını çizme sebebim o. Derler ki sen hele bakalım şuradan bir başla. Ama maalesef bu adamların Foreign Affairs gibi bir dergide yazıları yayınlanabiliyor. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum sevgili Turgay Güler. O da şu. Şimdi aradan bir yıl geçti. Foreign Affairs değil, bu sefer Foreign Policy devreye girdi. Tıpkı Reuters ve The Guardian gibi. The Guardian ne diyordu? Erdoğan ikinci bir kez, yani yeniden seçilmeyi hak etmiyor. Biz burada ne demiştik? Hayırdır? Londra'da kral ve kraliçe mi belirliyor Türkiye'de kimin seçileceğini? Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Kendi yönetimleriyle ilgili, kendi geçmişindeki sultanlarına her türden hakaret etmeyi, evet bu milletin içinde birileri kendisi için bulunmaz bir nimet kabul edip sabah kalkıp Abdülhamid'e küfreden, akşam yatarken Abdülhamid'e küfreden, onun kabrinin yanında kahrolsun istibdat diye naralar atan ve ona birazdan geleceğiz suskun kalan altılı masanın içerisinde birileri var. Ama kraliçe öldüğünde hatırla, Erdoğan New York'ta parkta yalnız başına gezerken dünya liderleri kraliçenin düğünde diye bunlar ne yaptılar? Mesajlar paylaştılar. The Guardian'la bağlantılı olarak söylüyorum. Sonradan gördük ki Macron'un muavinlik yapıp paraları topladığı bir dolmuşla götürülmüşler evet. Oraya. Şimdi The Foreign Policy bu kendi muadilleriyle birlikte aslında Dışişleri Bakanlığı'nın devrede olduğunu bize söylüyor. Bak bu çok önemli. Bunu bir Foreign Policy yazısı olarak okursanız ayrı bir sonuca ulaşırsınız. Bir istihbarat çalışması olarak. Bunun bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yarı resmi organı gibi Foreign Policy'nin ağzından ortaya koyulduğunda farklı bir sonuç çıkartırsınız. Ne diyor burada Amerikan Dışişleri Bakanlığı Foreign Policy ağzıyla? Eğer sen oradan gönüllü feragat etmezsen orayı kan gölüne çeviririz diyor. Bak bu çok önemli. Foreign Policy, eğer sen baktılar ki şu an istedikleri gibi gitmiyor. Hani onlar çantada keklik gördükleri bir seçim algılıyorlardı. Biden New York Times editörlerine bu sefer içeridekilerle darbesiz bitireceğiz falan diyordu. Ama işler istediği gibi gitmeyince Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yarı resmi yayın organı devreye girdi ve tehdit ediyor. Peki ben şimdi sana bir sual tevcih edeyim sevgili Turgay Güler. Bu tehdit Erdoğan'a karşı yapılmış bir tehdit midir? Türkiye'ye karşı yapılmış. Türkiye'ye karşı yapılmış. Neden? Çünkü bu ülkede Erdoğan'a oy vermiş geçmiş dönemde %52'lik bir çoğunluk var değil mi? Kaldı ki %2'lik bile olsa değil mi ki bu ülkenin şerefli bir vatandaşı ister Millet İttifakı'nı desteklesin ister Cumhur İttifakı'nı desteklesin ortalığın kan gölüne dönüşmesiyle ilgili bir takım şiddet ihtiva eden hususları bizzat dergilerinde yayınlaması önümüzdeki sürecin çok daha çalkantılı geçebileceği, siyasi cinayetler işlenecek diyen Kılıçdaroğlu'na hak verecek gelişmelerin yaşanabileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Kaldı ki işte geçmiş olduğumuz haftalar içerisinde Ülkü Ocakları eski başkanının öldürülmesi üzerinden FETÖ hesaplarının nasıl devreye girdiklerini ve bu konuyla ilgili bugün Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında işaret etmiş olduğu üzere nasıl konuyu birileriyle irtibatlı hale getirerek Uğur Mumcu'nun suikastiyle nasıl siyasetin ana ırmağı kahrolsun şeriat sloganlarıyla değiştirilip İran üzerine bütün dikkatler, Suudi Arabistan üzerine dikkatler tevcih edilirken arka planda da bankaların soyulduğu bir Türkiye'ye şahitlik ettiysek söz konusu siyasi cinayet ve bunun gibi türevindeki cinayetlerle Türkiye'de siyaset yatağının tersine yön döndürülmesi, yön değiştirilmesi murad ediliyor. Dolayısıyla bu tehdidi ciddiye almak lazım. Bu tehdit Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Fakat bu Türkiye'ye yönelik olarak Foreign Policy'nin,
The Guardian'ın, Reuters'ın ortaya koymuş oldukları bu saldırgan tavra yönelik olarak da Türkiye'de devleti yönetmeye talip olan alternatif kaynaklardan tek kelam bile itiraz olmaması açıkçası Turgay Güler korkmamızı gerektiren bir husus. Çünkü demokrasi dediğimiz erdemli bir yönetim biçimi kendiliğinden bize bahşedilmiş bir sistematik değil. Ve burada Türk milletinin bu tür tehditlere karşı koyacağı ortak tavır ve Türk milletinin bir parçası iseler şayet, farklı partilerin de farklı vizyonları bile olsa bunlara yönelik olarak ortaya koyacakları tavır son derece önemli. Çünkü tarihin dönüm noktalarında yolların ayrılma noktaları tarihin o akış süreci içerisinde var. Milletler burada alacakları kararlar ile ya bir medeniyet ihdas ediyorlar ya da tarihin gizli bir köşesinde atılmış bir nesne haline gelebiliyorlar. Tarihsel okuma yapmak istemiyorum ama burada birçok bunun örneğini ayaküstü sayabiliriz ama bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Anadolu coğrafyası için ısrarlı bir şekilde Türkçe'de de İngilizce'de de Cradle of Civilization, medeniyetler beşiği denildiğini çok sıklıkla duymuşuzdur. Peki doğruluk payı var mı diye baktığınızda evet, Sümerliler, Firiktiler, Hititliler, Osmanlılar, Selçuklular, Lidyalılar, sayabileceğiniz daha birçok medeniyet gerçekten bu coğrafyada neşet etmiş, büyümüş, bir şeyler geliştirmiş ve medeniyet bayrağını bir sonrakine vererek ortadan kalkmışlar. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda medeniyetler beşiği olduğu kadar medeniyetler mezarlığı da dersek bu coğrafyaya hiç kuşkusuz hata yapmış sayılmayız. Bakın medeniyetler mezarlığı ile ilgili olarak bir hocam zamanında bana demişti ki yani Çetin Altan'ın tabiriyle çok enseyi karartmayalım. Neden? Sümerler geçti, Hititler geçti, Lidyalılar geçti, Frigyalılar geçti ve bugün onları sadece tarihsel bir perspektiften değerlendirebiliyoruz. Ama Türk milleti açısından konu değerlendirildiğinde sevgili Turgay Güler, Selçuklular, onun öncülleri, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin küsur yıldan bu yana bu coğrafyada Sümerlere inat, Hititlere inat, Frigyalılara inat bir şekilde varlığımızı devam ettiriyoruz. Şimdi biz tekrardan eğer Washington Post'un dediği gibi çok kritik, yerküredeki en kritik seçim Anadolu coğrafyasında Türkiye'de gerçekleşecekse o zaman bunun neden en kritik seçim olduğunu, neden Forum Polisi'nin rahatsız olduğunu, neden Washington Post'un rahatsız olduğunu, neden Pentagon'un rahatsız olduğunu, neden siyasi cinayetler gibi konuların gündeme getirildiğini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ben onunla ilgili programa gelmeden önce yapmış olduğum kaba bir değerlendirmede en büyük sorunun Rand Corporation'ın dediği gibi Türkiye'nin yörüngeden çıkan bir ülke onlar açısından. Hangi yörüngede? Onların yörüngesinden. Güzel. Türkiye'nin onların yörüngesinden çıkan bir pek gibi şu an muamele edildiğini, tam tersine hatta bu yörüngeden çıkan peykin, uydunun kendisini merkez haline getirebilecek bir etrafta perifer bir yörüngeler ağı oluşturduğuna inanıyorlar. Biz bunu söylüyoruz. Biz bunu söylediğimizde bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son dönemde ortaya koymuş olduğu çok önemli ve ısrarlı siyasetin bir sonucu olarak okumak yerine bir Erdoğan övgücülüğü yaptığımızı düşünüyorlar. Oysa öyle değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekten Batı'nın o bandwagoning dediği, uyguladığı siyaset tarzını tereddütsüz takip eden bir ülke olmaktan çıktığını görüyoruz. Yani bunun en güzel örneği Zelenski örneğidir. Bugün Zelenski ile bir barış görüşmesi yapıldığında yönünüzü Washington'a dönmeden bir barış görüşmesi yapamazsınız. Çünkü neden? Yörüngesinde devam ediyor. Ama Türkiye açısından öyle değil. İşte ısrarlı bir şekilde karşı çıktıkları şey de bu. Ne diyordu Biden New York Times editörleriyle 2019'da yaptığı görüşmede? Türkiye Rusya'nın yasak elmasından bir ısırık aldı ama ikinci bir ısırık almasına müsaade etmeyeceğiz diyordu. Kimsiniz siz? Siz bu hakkı nereden buluyorsunuz? Acaba ben mesela merak ediyorum. Şimdi bunları sorduğumuzda taşlanıyoruz. Hı hı. 4 defa Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisiyle ne konuştuğunu bilmediğimiz toplantıya katıldı Sayın Meral Akşener. Siz bu ısırık konusunda acaba söz konusu büyükelçiye bir şey dediniz mi? Ben merak ediyorum mesela. Niye desin ki? İşte
O yüzden de diyorlar ki, Rand Cooperation dediği gibi Türkiye yörüngeden çıkıyor. Diyor ki müfredata el atalım diyor Rand Cooperation. Hangi müfredata? Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatını el atalım diyor. Ben de buradan bunu şunu anlıyorum tabii ki. General Votul vardı. Müttefiklerimiz tek tek içeri atılıyor. Fakat biz hiçbir şey yapamıyoruz diye açıklamalar yapıyordu General Votul. Müttefikleri tek tek içeri atılıyor dediği FETÖ'yü kastediyor. Tabii ki FETÖ'nün içerisinde sadece silahlı kuvvet unsurlarını değil, aynı zamanda hariciyeye yerleştirdikleri, aynı zamanda teşkilat-ı esasiyeye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisine yerleştirdikleri birçok ifraz edilmiş vakayı biliyoruz biz. TSK'dan, dış işlerinden, iç işlerinden, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan. Aslında tek tek içeri atılıyor diyerek rahatsızlık duyan General Votel'ın Merkez Kuvvetler Komutanı olarak söylemiş olduğu husus bu. Bunu Türkçe'de tam tabiriyle yerli yerine oturtmak istiyorsak, beslemelerin maması kesildi. Hatta ipliği pazara çıkıldı, kapının önüne koyuldu. Şimdi bunu çok rahat söyleyebiliriz. İşte bu rahatsızlık bu seçimi son derece kritik hale getiriyor. Bumerang gibi geriye mi dönecek? Bakın ben söylemiyorum, okuyorum şeyleri. Bumerang gibi geriye mi dönecek? Yoksa Türkiye kendi etrafında oluşturmuş olduğu bir takım yörüngelerle kendini merkezi bir sistem haline getirerek bölgesel bir güç olma yolunda daha da mı öteye götürecek? Washington Post'un ben buraya şeyinin tam Türkçesini getirdim. Şöyle söylüyor. 2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak. Yazıda ayrıca Haziran ayında yapılması planlanan seçimin Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği belirtildi. Bunu söylediğimde Yusuf Alabar da söyledi. Turgay söylediğinde inanmıyorsunuz, Turgay söyledi. Washington Post diyor ki bu seçimin Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da, yani bizim bütün periferimizde jeopolitik ve ekonomik hesapların şekillendirileceği bir seçim olacağı vurgulanıyor. Analizde ayrıca Türkiye'deki seçimlerin, özellikle Türkiye'nin son dönemdeki hem savunma sanayindeki atılımları, hani birileri ısrarla YouTube'da satılıyor maket uçak falan diyor ya, bak Washington Post diyor, hem savunma sanayindeki atılımları ve Ukrayna-Rusya savaşındaki rolü nedeniyle dünya güçlerinin de yakın takibinde olacağını vurguladı. Al buyur Turgay Güler, buyur sana devredeyim. Tamam. Şimdi şu iki cümleyi, son cümledeki iki unsuru bir daha tekrarlar mısın? Tabii. Onu aslında Sefa Ekran'a da getirebilir. Gönderdim. Evet. Sefa Ekran'a getirirseniz bu son gönderdiğim şeyin son içerisinde olması lazım. Ne? Bir, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayinde getirsin gerçekleştirdiği Sefa atılım. İki, evet bak, yok bu değil, en son göndermiş olduğum diğeri neydi? Sefa WhatsApp'a en son göndermiş olduğum 7 numara 7 Rusya Ukrayna evet, savaşı. Buyur Turgay. Buradan evet, direkt şey yap, bu Washington diyor Post'un. Ki analizde Türkiye'deki seçimlerin, özellikle Türkiye'nin son dönemdeki hem savunma sanayindeki atılımları ve Ukrayna-Rusya savaşındaki rolü nedeniyle dünya güçlerinin de yakın takibinde olacağı vurgulandı. Son paragrafta gördüğümüz hadise şu: Türkiye savunma sanayinde çok ciddi atılımlar yaptı. Askeri güç olarak büyük bir ülke haline geldi. Doğru. İki, Ukrayna-Rusya savaşındaki aldığı pozisyon nedeniyle de diplomatik olarak da siyaseten de efendime söyleyeyim, Türkiye yine önemli bir güç haline geldi. Bitmiyor. Bir öbür paragrafta burada... Tabii bunlar bir övgü değil. Tabii. Bunlar övgü tespit değil. Tespit. Tespit. Ve alarm. Tabii. Batı açısından. Bitmedi. Diyor ki diplomatik olarak sözü dinlenen bir ülke, hadi Türkiye demeyelim, gelişi itibariyle, konunun gelişi itibariyle Erdoğan'ı kastediyorlar. Diyor ki hiç kimse kusura bakmasın. Hiç. Diyor ki Erdoğan ülkesini diyor güçlü bir hale getirdi savunma anlamında. Aynı zamanda o yüzden Erdoğan, seçim önemli. Erdoğan
bir dünya lideri gibi pozisyon aldı. Bir dünya lideri statüsü edindi kendisine. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta bir rolü vardı. Bitmedi bak, yukarıda da diyor ki Haziran'da yapılması planlanan seçimin işte Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki jeopolitik ve ekonomik hesapları da şekillendirecek diyor. Yani nasıl şekillendirecek? Erdoğan varsa yani yolun ayrılma noktası. Böyle mi gidecek? Tabii. Böyle mi gidecek? Ne o böyleler? Evet, söyleyelim. Erdoğan'la devam edilecekse daha güçlü bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. Ve bu bizi son derece rahatsız ediyor. Erdoğan'la gitmeyeceksek, Erdoğan'ı yenmeyi başarırsak o zaman rahat bir nefes alacağız. Tekrar yörünge yapacağız. Çünkü bak, kime örnek veriyoruz? Bak, Washington Post'un yazısı burada değil mi? Forum polisine diyor, kan gölü olur bak, aday olma diyor orada. New York Times editörlerine Biden diyor, bu sefer içeridekilerle devireceğiz diyor. Reuters ne diyordu? Erdoğan'ın aleyhine yazacak editör arıyorum diyordu. Şimdi Washington Post'a da baktığında Türkiye'deki seçimler Washington, Moskova, ki ana eksen şu an, iki ana eksen kapışıyor birbiriyle. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendirecek. Ha, bu bizim öngörmüş olduğumuz her 4 yılda bir, 5 yılda bir yapılan seçimlerin çok ötesinde onlar açısından anlam ihtiva ediyor. Kendileri söylüyor, kendi ağızları. Şimdi biraz açalım. Açtım. Biraz daha açalım. Tamam. Şöyle açalım. Bu seçimler öne, yani Türkiye yeniden yörüngeye girsin. İlk, hadi şöyle iyi niyetle bakalım. Diyor ki Amerikalılar Yusuf Alabar'da. Ya Türkiye diyor gelişmiş, uygar, Batı dünyasıyla ortak hareket etsin. Amerika ile geçmişte olduğu gibi müttefiklik ilişkileri devam etsin. Sizin ne işiniz var Moskova ile şurayla burayla Rusya ile falan diyor. Ve tamam, sokaktaki... Tamam. Türkiye'yi alsınlar Avrupa Birliği'ne. Oraya geleceğim. Sokaktaki vatandaşın bir kısmı için Türkiye'de yapılan şu propaganda ikna edici olabiliyor. Ya bu Erdoğan ne diyor ya, işte Amerika ile karşı karşıya geliyor. S-400 alıyor, bilmem ne yapıyor. Efendime söyleyeyim, bu Erdoğan herkesle kavga ediyor. İşte Erdoğan işte Putin'in bu ne yani, bu kadar ilişki bilmem. Bu tür şeyler söylüyorlar. Barışalım Amerika'yla. S-400'leri verelim. Rusya'ya ambargo uygulayalım. Sorunumuz kalmasın. Tabii. Ha, bu kadar basit değil mi? Ama işte o zaman ne oluyor biliyor musun? Şimdi oraya geleceğim. Tam da oraya geleceğim Yusuf Alabar'da. Bu zor bir şey değil ki. Zaten bu seçimi stratejik, çok önemli, dünya için çok önemli stratejik hale getiren mesele bu. Hikaye çok basit. Erdoğan diyor ki ben Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın istediği bir PKK terör devletinin kurulmasına müsaade etmem ve bu hevesinizi toprağa gömecek, bir daha hatırlamak bile istemeyeceğiniz bir neticeyle sizi karşı karşıya bırakacağım diyor. Yani diyor ki oradaki terör unsurlarını da, sizin oraya yaptığınız yardımları da imha edeceğim diyor. Bence sadece terör örgütü değil. Terör örgütü en önemli kısmını oluşturuyor ama şunu da söylüyor Türkiye'deki... Terör örgütü bir aparat. Tabii tabii. Vesayet savaşı veriyor. Bir yere devredecek bu. Yani diyor ki ben senin istediğin gibi medyanın istediği zaman acizmendileri gündeme getirerekten Milli Güvenlik Kurulu'nda 15 saat boyunca başbakan taşlatmam diyor. Evet. Yumruk bende. Çünkü milletten yetkiyi ben aldım diyor. Evet. İki, siz her ne kadar Türkiye'de medya Erdoğan'ın kontrolüne geçti diye absürt konuşmalar yapsanız da 28 Şubat medyasında ağzını açanın içeriye tıkıldığı ve yine bu stüdyoda yayın yapılan Kanal 7'nin dışında muhafazakar camianın bu da benim sesimdir diyebileceği doğru düzgün bir medyanın olmadığını hep birlikte biliyoruz. Birkaç tane. Şimdi geçtiğimiz haftalar içerisinde ben bizzat ekrana getirdim. Bu ülkede
Halk TV'sinden Tele1'ine varıncaya kadar, efendime söyleyeyim, Medyascope'undan Fox TV'sine varıncaya kadar 15-20 tane ana akım muhalefet bloğuna destek veren medya kuruluşlarını biliyoruz işte. Sözcü gazetesinde peki bu normal mi? En doğalı bu. Hep olsunlar, hep var olsunlar. Hazmedilmeyen şu. Ya önceden bir Milli Güvenlik Kurulu toplanırdı. Bunları sustururduk, bilmem ne yapardık. Şedit olurduk, tokatı basardık. Ama şimdi Yusuf Alabarda ile Turgay Güler diye iki adam çıkmış, iyi diş ediyorlar. Şimdi bu medyanın da tekeli kırıldı. Medyanın tekelinin kırılmasını tek adamlaşma, otoriterleşme olarak görüyorlar. Halbuki oysa biraz önce saymış olduğum onlarca kanal üzerinden işte açıyorsunuz Fox TV, sanki ayrı bir planette ya yaşıyormuş gibi oluyor. Erbakan ne yapmış? Seçilmiş bir başbakan diye cümleye başladığımızda bizi irticai faaliyetlerin odağı olmaktan yargılamakla tehdit ediyorlar. Ben başka bir şey söyleyeyim, Adalet ve Bugün Kalkınma. De diyorlar ki siz yani PKK'ya bu kadar şey yapıyorsunuz, HDP'yi niye şeytanlaştırıyorsunuz falan. Tabii. Konu bu ülkenin Müslüman olunca hemen işte irticanın odağı olmak. Tabii. Ama konu terör olunca niye şeytanlaştırıyorsunuz? Tabii, bravo, güzel bir örnek. Bunun dışında yargı. Şimdi mesela işte ben şuraya bir tamam, notunu buyur. Unutma. Tamam, eyvah, yok önümde şimdi, zaten. Sıkıntı yok. Ne diyordu? Yani hani ben senin barışalım, bu terör örgütüne evet, müsaade etmeyeceğim dedin ya, ben ilave yapıyordum. Oradan devam. Barışalım. Barışsın Amerika'yla. İşte S-400'leri geri versin Rusya'ya. Rusya'ya ambargo uygulasın. Gelişmiş, çağdaş, modern, medeni batıyla hareket etsin. Tamam, eyvallah. Bunun için ama bir takım ev ödevleri var. Bir tanesi Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devletinin kurulmasına müsaade etsin. Erdoğan hayır diyor. Ben burada bir terör devleti kurulmasına tabii müsaade etmem. Kendisi açısından demiyor. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği açısından buna müsaade edemeyiz. Tabii. Edemeyiz bak. Etmeyiz. Tabii. Edemeyiz. O yüzden o da yönünü kime dönüyor biliyor musun? Sınırımızda PYD olsun diyene dönüyor. Şimdi tamam. Öbürü ne diyor? Diyor ki ben diyor iktidara gelirsem tezkereye evet oyu vermem. Tabii. Hayır oyu veririm. Tabii. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Oradaki PKK unsurlarını da tıpkı senin kodladığın gibi SDG, Suriye'nin demokratik güçleri diye kodlarım. Tabii. İçeriye de böyle anlatırım. Sen orada gelir bir devlet kurarsın. Sen de onun adına PKK terör devleti demezsin. İşte anlaşırız, işte kandırırız, olur biter diyor. İçeriye de deriz ki diyor, ya işte o bak, kadar savaş. Bak ne güzel çözdük. Bitti terör, bitti o, bitti bu, bitti. Bitti. 3 yıl boyunca tıt çıt çıkmaz. Tabii. Ama o 3 yıl boyunca da sınırında YPG görevi Suriye devleti sınırları boyunca devralır. Sonra 4. yıl. 4. yılda işgal geçer. Başlar. Tabii işgal başlar. Harekete tabii. Öyle ama olur yani. O işgalin önünü açmak için de ne yapıyor? Daha bugünden özerk yönetimler. Tabii. İllerin özellikleri. Tabii. Geleceğiz oraya. Var. Tabii oraya da geleceğiz. Şimdi kulağa ne hoş geliyor. Sokaktaki adam diyor ya özerk işte ta Ankara'dan mı yönetilecek Hakkari, Diyarbakır, Van, Ağrı, Bitlis, Muş? Ankara'dan orayı yönetmek de nedir? Yerinden yönetim olsun. Tam yerinden kendi yönetim demiş. Zaten oluyor. Meclisleri var her vilayetin. Yani o belediyenin örnek olsun diye söyleyeyim. Nereye? Elaziz'in. Olmaz. Elaziz'i. Kendi kaynaklarını kendi kullanacak. Askerini kendi, polisini kendisi. Asıl orası. Kendi kaynağını kendi kullanırsa hiçbir yatırım yapamazlar. Tabii. Yani istersen bakalım Türkiye'de toplanan vergi nereden nereye gidiyor. Tabii. Tamam mı? Helal hoş olsun, o ayrı bir mesele. Tabii canım. Tamam mı? Yani Türkiye'de geri kalmış neresi varsa el atılacak. Atılıyor tabii. Da zaten. 2-3 hafta önce Ağrı'daydım. Ağrı Tutak yoluna bir yol yapmışlar. Yani ben kendimi Avrupa'da zannettim. Bu ayrı bir şey. Yani. Ama askere geliyor, yargıya tabii, geliyor. Tabii. Yani merdiven altındaki yargıyı tabii meşru hale getirme. Sokaklardaki YPG'nin, PKK'nın sokak kadrosu var ya, YP bilmem ne onun da alfabede kalmadı şeyde. Alfabede harf kalmadı. Onu meşrulaştırmaya getirmeye çalışıyorlar. Ne diyordu? İzmir'in parası olsun. Tabii. İzmir Avrupa'ya direkt bağlansın. Tabii. O milletvekili getirdik onun videosunu. Yani karın gurultusu değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekili senin dediğin gibi yani İzmir'in ayrı bir devlet olmasını neredeyse savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Diyen de İzmirli falan da değil ha. Türkiye Cumhuriyeti devletinin silahlı güçlerini yenemeyeceğini anladığı andan itibaren demokrasi ve özgürlük ambalajıyla
ambalajlanmış süslü püslü kavramlarla özellik, yerinden yönetim, kendi parasını bassın, ne var canım bunda gibi toplumu kandıracak, toplumu uyutacak, uyandığında da iş işten geçmiş olacak formüllere sarıldılar. Tamam mı? Formüllere sarıldılar. İşte özellik meseleleri bunlar. Şimdi küçük molaya gidelim. Tamam, olur. Molanın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Yani stratejik bir seçim. Neden yol ayrımı? Evet. Erdoğan kazanırsa kendi stratejileri bozuluyor. Erdoğan giderse kendi stratejileri hayat buluyor. Senin üstü kuruntun mu yoksa adamlar mı söylüyor? Evet, adamlar bizzat söylüyor demin, gösterdik. Gösterdik. Senin ilave edeceğin bir şey var mı? Başka var. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Burada ilave. Şunu söylemek istiyorum. Yani neden yani Erdoğan bunları rahatsız ediyor? Erdoğan klasik anlamda baktığımızda mesela Venezuela'da bir Maduro var değil mi? Hı hı. Maduro'nun öncesinde de Chavez var. Bunlar Venezuela'yı uygulanan ambargoların da etkisiyle içine kapanık ve sosyalist bir iktisat sistemini benimsemiş adamlardı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygulamış olduğu tarzı siyasete baktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanı Batı'dan kopan, Batı'yı kendisine hasım bellemiş, Batı'ya yönelik kılıcını çekmiş, ya ben ya siz demiş bir insan değil. Dünyaya bütünleşen, Batı'yı bir değer sistemi olarak gören, Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'yi çok önemli noktalara kadar kendi iktidarı döneminde taşımış, aday adayı ülkeden aday ülke statüsüne getirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de Batı'yı da onların hak ettiği derecede saygınlığını kendilerine gösteren bir lider Sayın Erdoğan. Peki nereden çıkıyor o zaman Erdoğan'ın Batı düşmanlığı gibi söylemleri? İşte bu etkin yayın organlarından çıkıyor. Yoksa Erdoğan'ın söylediği ilaveten şu: siz Batı olarak, Amerika Birleşik Devletleri olarak, Avrupa olarak sahip olmuş olduğunuz değer ne kadar kıymetliyse, bu dünyada medeniyetlerin oluşumuna katkı sunan Mısır, Mısır demokrasisi, Suriye, Mezopotamya uygarlığı ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran, Türkistan'a kadar geçin, buradaki coğrafyalar, Çin gibi ülkeleri de yatsıyamayız anlamında ortaya koyduğu tarzı siyaset bunları delirtiyor. Çünkü isteniyor ki sadece Batı'nın ortaya koymuş olduğu değerler manzumesi Türkiye'nin önünde yer alsın. Aslında bu da kötü bir şey değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği'nin adayı olan bir ülke, müzakere süreçlerini başlatmış bir ülke. Ama isteniyor ki sevgili Turgay Güler, Türkiye Batı'nın güdümünde olsun ama milli gelir tuzağı dediğimiz o tuzağı aslında şimdi değil, $2,000 civarında yakalanırken 2000 dolar civarında patinaj çektirirken yakalandık biz. Yıllarca bu husus hiçbir şekilde gündeme bile getirilmedi. Bakın bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde kişi başına düşen milli gelirin 13-14 bin dolar civarında olduğunu, şimdi ise 9400-9500 dolar civarına düştüğünü söyleyen bir açıklama yaptı. Niye diyemiyor 2002 yılında bu ülkenin başına geldiğinde milli gelir 2000 dolar bile yoktu, şimdi aldın onu, önce 14 bin dolar bandına getirdin, şimdi de 10 bin dolar bantlarına tekrardan düştü diyemiyor. Ne diyor? Cumhurbaşkanı seçildiğinde diyor. Yani Erdoğan'ın kendi içindeki içine yarayan dönemi alıyor. Peki o dönemin özelliği ne? Gezi Parkı'ndan sonra meydana gelen olaylar, 17-25 Aralık olayları, Londra'da bizzat kendisinin gidip bu ülkeye yatırım yapmayın, bu ülkede mal ve can güvenliği yok denmesi, kontrollü darbe diye kendisinin tasvir etmiş olduğu bir askeri darbeyle karşı karşıya kalması, dünyanın bir pandemi salgınıyla küresel anlamda mücadele etmesi, tedarik zincirlerinin kırılması, Ukrayna'nın işgali sonrasında dünyada ortaya çıkan enflasyonist ortam ve enerji fiyatlarında ve gıda fiyatlarındaki anormal rakamlar, Londra'daki raflarda yumurta yok dediği için Cüneyt Özdemir'i şeytan taşlarcasına taşlıyorlar. Londra'da yumurta nasıl olmaz? Adam diyor ki yok, bayağı yok yani. Londra'daki raflarda diyor yumurta yok. Şimdi hayır diyor ki, yoksa bile sen bunu niye söylüyorsun diyor. Ha, söyleme yani, değil mi? Şimdi
Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Diyor ki sen Cumhurbaşkanı seçildiğinde diyor şu kadardı diyor kişi başına düşen milli gelir. Şimdi bu kadara düştü. Niye söylemiyorsun 2002 yılında 1900 dolarlara varmamış milli geliri aldığında bugünlere getirdin diye? İşte bunun adı siyasi kurnazlık, şark kurnazlığıdır sevgili Turgay Güler. Şimdi batılı olduk, batının yörüngesi olduk. Bizim milli gelir 1800 doları hiçbir zaman aşmadı. Asgari ücret örneğini ben burada tablodan verdim, hatırlıyor musun? 1979 yılında yaklaşık 100 dolar, 2001 yılına gelindiğinde tekrar 100 dolar. 23 yıl boyunca asgari ücreti 80'li yıllarda 40 dolarlara kadar düşüyor. 100 dolar, 40 dolar, 99 dolar bandında 23 yıl boyunca tuttunuz. Şimdi Cumhuriyet tarihinin dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti 436 dolara tekabül eden asgari ücretiyle ilgili beğenmezlik ortaya koyuyorsunuz. Ha, ben şunu söylemiyorum. Yani 8500 lira evet Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek değeridir asgari ücret olarak ama yani İstanbul'da yaşayan bir insanın 8500 lirayla geçinmesi için çok sıkı tedbirler alması lazım gelir ya da ailece çalışılması lazım. Ben bunu inkar etmiyorum ama şöyle de bakıyorum. Türkiye İstanbul'dan da ibaret değil sevgili Turgay Güler. Bu bir de asgarisini tayin eden bir rakam. Yani siz kendinizin çok ehil bir insan, teknik bir insan olduğuna, vasıflı bir insan olduğuna inanıyorsanız o zaman 15 bin dolara da çalışırsınız, 10 bin liraya da çalışırsınız. Neyse konuyu şeyinden saptırmayayım. Yani batılı olmak bizi gerçek anlamda batılı yapmadı. Geçtiğimiz hafta ben burada bir şey anlattım. Avrupa'ya ne zaman doğal gaz gelmiş, Türkiye'ye ne zaman doğal gaz gelmiş, değil mi? İsviçre'deki Haidilent'e 1960'lı 70'li yılların başında, 60'lı yılların sonunda Belçika'ya, Hollanda'ya doğal gaz gelmiş. İnsanlar doğal gaz yakmaya başlamışlar. Tamam, batının yörüngesinden sapıyor diyorsunuz. Ya biz batının yörüngesinden sapıyoruz da batının yörüngesinde ne doğal gaz gördük, ne asgari ücret gördük, ne kişi başına düşen milli gelir gördük. Bunlarla ilgili Türkiye'nin ortaya koyduğu Afrika açılımları, Türkistan açılımları, Güneydoğu Asya açılımları, Orta Doğu açılımları geliştirmeye başlayınca Lula'nın başına ne geldiyse birazdan getireceğiz gündeme. Aynısı Türkiye açısından da gündeme getirildi. Şimdi dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda aslında olan şu, üç cümleyle size devredeceğim sevgili Turgay. Medyayı anlattım. Yargı. Şimdi Türkiye'de sabah kalkan herkesin ilk söylediği şey ne Turgay Güler? İşte yargı tarafsızlığını yitirdi. Yargı sarayın kontrolünde Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla. Aa ben bir baktım sevgili Turgay Güler. Bakanlıkların paylaşımı ile ilgili bir takım ön alıcı açıklamalar yaptırtılıyor. Mandalinalar, portakallar çıkmışlar. Tekrardan o eski günleri acaba öykünebilir miyiz diye CHP Genel Merkezi'nde verilmiş olan talimat doğrultusunda şu bakanlığı bu, bu bakanlığı bu istiyor falan. Baktım herkesin gözünde mesela değişmeyen bakanlıklar var. Dışişleri, adalet gibi falan. Şimdi yargıyı biz Seyfi Oktay'dan biliyoruz değil mi? Hı hı. Bak Seyfi Oktay zamanında işe girmiş bir adam bana televizyon ekranında diyor ki yargı siyasallaştı. Ya beyefendi senin işe girdiğin 1997 yılında Seyfi Oktay'ın kendi ağzıyla CHP'lileri almayacaktık da MHP'lileri mi yargıya alacaktık diyen açık ifadeleri var. Genelkurmay'ın briefing salonlarında hakim ve savcıların nasıl briefinglendiğini unuttun mu sevgili Turgay Güler? Yargı bütün bu hususlardan arındırılmış olmasına rağmen elbette sorunları vardır, konuşulur. Ama sanki cennetten çıkmışız da bu noktalara savrulmuşuz gibi. Patronlar kulübü. Yani şimdi siz öyle bir Türkiye ihdas etmişsiniz ki IMF'den bile para çekmiyorsunuz. IMF'den para çekmezseniz Türkiye'nin içerisindeki komprador burjuvazi bir şekilde sizi uluslararası medya kuruluşlarıyla beraber taşlatır. Aslında yaşanan da bundan ibarettir. Çünkü isteniyor ki tekrardan IMF'den bir paket çıkartılır da eğer bu paketten elde edilecek gelir IMF'nin borcu üleştirilirse tabii sesleri çıkmayacak. Asker General Votul'un örneğini verdim burada. Yani askeri vesayet ortadan kaldırıldı. Terör örneğini sen verdin. Şimdi bütün bu kartlar elinden gitti gidiyor. Asker sesini çıkartamıyor. Ne diyordu mesela? Bana oradan rakı getir. Ben böyle ülkenin başbakanını da, böyle Suudi Arabistan kralını da deyip pez diye başlayan küfürleri edip daha sonra da tüm general rütbesine terfi ettirilmiş olunan askeri görmedik mi sevgili Turgay Güler?
Ey gençler, bu ülkede asker bu ülkenin başbakanına P ile başlayan, Enk ile biten o cümleyi kurduğunda ülkenin cumhurbaşkanı da boşalma hakkını kullanmıştır dedi. Ya işte 27 Nisan elektronik muhtırasını göz önüne alın. 27 Nisan elektronik muhtırasında Genelkurmay Başkanı diyor ki Cumhurbaşkanı benim de Cumhurbaşkanımsa ben diyor söz söyleme hakkına sahibim. Ne güzel ya. O zaman siz Ülke TV'de çalışan birisi olarak patronun verdiği kararı önce eleğinizden geçirebilirsiniz. Patron kusura bakma ben de seninle çalışıyorum. Böyle bir tersine mantık işliyordu. Şimdi bu kartlar ellerinden gittiği için General Votul diyor ki müttefiklerimizle iş yapamıyoruz. Müttefikimiz dediği... Hayır, şöyle yönetilen bir Türkiye'den yönetilemeyen bir Türkiye'ye. Tabii. Artık Türkiye'yi yönetemiyoruz. Tabii. Şimdi bütün bu anlatmamın sebebi hikmeti bu. Şimdi zembereyi boşalmışçasına Washington Post'a yazı yazdırılıyor. Forum Polisi'ye yazı yazdırılıyor. Kan gövdeyi götürür. Kan gövdeyi götürür diyor. Tehdit ediliyor. Bakın ben bu vakitten sonra Türkiye'de en ufak bir şekilde toplumsal infiale yol açacak bir şey gerçekleşirse onun menbaını şimdiden açıklıyorum. Tetiği tutan ele bakmayın. Tetiği tutan el her kim olursa olsun tıpkı Uğur Mumcu'nun katledilişinde olduğu gibi birileri ısrarlı bir şekilde Türkiye'yi bir kaosun içerisine sokacağını, kan gölüne döndüreceğini söylüyor. Yani bunun içerisinde sevgili Turgay Güler, Allah muhafaza, siyasi liderlerin tamamı olabilir. Millet İttifakı'nın da, Cumhur İttifakı'nın da. Soru şu, Hrant Dink'ten Ahmet Taner Kışlalı'ya vesaire hepsinin içinde bir FETÖ bir CIA parmağını gördük. Tabii. İspatladık da tabii, değil mi? Tabii. Yakaladık getirdik tabii, de tabii, değil mi? Tabii. Şimdi bunların hepsi ortada dururken sözüm ona Ahmet Taner Kışlalı dendiğinde oturup işte katledildi şöyle olduğunu tuklar atanlar. Tamam. Mumcu dendiğinde işte aynı şekilde sahte timsah gözyaşı dökenler vesaire şunlar bunlar Hrant Dink hakeza hepiniz Ermeniyiz diye sokağa dökülenler. Aha fotoğraf netleşti. Ortaya çıktı. FETÖ tetikçisi de organizatörü de FETÖ. Niye girmiyorsunuz? Niye ilgi duymuyorsunuz? Niye ilgi duymuyorsunuz? Bir, geldiğimizde bunların alayını affedeceğiz. Sicillerini temizleyeceğiz. Tabii. Yani altılı masaya niye gıkınız çıkmıyor sizin? Bak bu söylediğin iyi anlaşılmıyor olabilir. Ali Babacan açıkça diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Devam et. Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açık ve net bir şekilde şöyle söylüyor. Biz iktidara geldiğimizde KHK ile işten atılan FETÖ'cüleri yeniden görevlerine getireceğiz. Yetmez. Sicillerini yok edeceğiz. Kirli sicillerini yok edeceğiz. Tabii. Tertemiz, pürüpak hale getireceğiz. Yetmez. Geriye dönük onlara tazminat ödeyeceğiz. Diyor. Bir dakika ya. Bu FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele 15 Temmuz'u nasıl yok sayabiliriz biz? Tabii. Ya da FETÖ'ye karşı verdiğin mücadele dedi? Gerçekten FETÖ'ye karşı verilen bir mücadele mi? Evet. Yoksa Amerikan müesses bugün, nizamının 60 yıllık içeride ördüğü hırkaya karşı. Bugün yazdım. Feridun Bahşi. Ya getirelim ekrana da. Hazırlasın onu, Sefa. Oğlu Sefa, bu Feridun Bahşi'nin sözleri var. Almadık biz onu herhalde. Erdem Sefa'ya bir söyle. Feridun Bahşi diyor ki 15 Temmuz gecesi herkes gördü zaten. Yok önemli. Yok getirsinler yine. Onu yine yayınlayalım. Biz konuşalım ama yine de yayınlayalım böyle insanlar görsün. Feridun Bahşi diyor ki 15 Temmuz gecesi işte Meral Hanım 3 kişiyle birlikte diğer isimlerin kim olduğunu bilmiyoruz gizli. Evde hizmetliye de tamam sen evine git diyorlar onu da gönderiyorlar. Üsküdar'da Boğaziçi Köprüsü'nü o gün yani bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaz Köprüsü'nü gören, Boğaz'ı gören bir yerde Meral Akşener'in evi var ve o evde 15 Temmuz akşamı oturuyorlar. Ben demiyorum, İyi Parti milletvekili Feridun Bahşi diyor. Onu şaka yaptım diye tevil etti. Diyor ki, ha bu Bahşi daha önce demiştik ya kardeşim biz 65 yaşına geldik. Aynı anda böyle yapıyor. 65 yaşına geldik. Bu ülkede darbeler gece 2'den sonra olur. 8'de darbe mi olur diyordu.
Daha halbuki 8'de niye olduğunu biliyoruz biz. 8'de niye olduğunu biliyoruz. En son açıklamasında da diyor ki o gece Meral Akşener Üsküdar'da Boğaz'ı gören, Boğaz Köprüsü'nü gören evinde otururken Boğaz Köprüsü'nde bir takım hareketlilikler, bir anormal durum olduğunu gördüler. İşte o dönem DHMH vardı, o mu acaba falan dediler. Neyse çok geçmeden darbe olduğu anlaşıldı. Meral Akşener Fethullah Gülen'i gömen bir tweet hazırladı ve atarken ben müdahale ettim. Niye aman ettin? Ben daha dün... Aman abla, ben etme daha dün... abla, eyleme abla. Ben daha dün küfür falan etmiştim. Şimdi sen bunu da yaparsan, bu darbe başarılı olursa vallahi bizi keserler kolumuz bacak ayağımızdan bir tarafımızdan. Asarlar. Bir tarafımızdan da bizi asarlar. Hmm. Bunun üzerine Meral Hanım bu uyarıyı önemsemiş olacak ki, ürkmüş olacak ki yeni bir tweet yazıyor. Orada da işte demokrasi çok önemlidir falan filan gibi geçiştiren yumuşak şeyler. Şimdi arkadaşlar benzer bir durum Kemal Kılıçdaroğlu için geçerli. Şimdi Meral Akşener direnemedi. Direnemediği gibi işte bu terör örgütünü gömen tweetini de geri çekti. Yumuşak bir tweet ortaya koydu. Sokağa inmedi. Partisini sokağa çağırmadı falan. Koy bunu bir köşeye. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Darbe başladığında Kemal Kılıçdaroğlu havadaydı. Yani Ankara'dan İstanbul'a uçuyordu. İstanbul'a geliş sebebini biz bugün hala bilmiyoruz. Niye geldi, ne amaçla geldi, hangi program üzere geldi bilmiyoruz. Hadi geç bunu, sıklıkla geliyor, tamam. Yok, öyle gelmez genel başkanlar. Hadi geldiğini düşün, daha ötesi var çünkü. Geldin, eyvallah geldin, hangi otelde kalacaksın? Senin için bir rezervasyon çok bile yapılmamış. Bu. Ne dedi? İstanbul'da otel bulamadık. Otel bulamadım. Şimdi bana birisi söylesin, 16 milyonluk İstanbul'da hangi otel Kemal Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'de ana muhalefet partisinin başındaki lideri gelecek. İşte diyecek ki ben işte falanca otele geldim, yer yok. Ve kusura bakmayın Kemal Bey deyip bak, gönderecek. Bak bir şey söyleyeyim. Bu ülkede böylesi bir siyasi parti genel başkanını bir otel almasın. O otel yarın sabah yerinde kalmaz. O kadar. Tabanı, öyle bir şey de olmaz. Bak, olmaz zaten. Olmaz öyle bir şey olur zaten. Mu? Olur tabanı yani? Partilileri şununla cam çerçeve indirler aşağı. Tabii. Bak söyleyeyim. Öyle şey mi olur? Sen darbe gecesinde, bu ülkede demokrasiyi müdafaa etmek isteyen birine yer vermeyeceksin. Ama senin de yanıldığın bir nokta var. Buyur. Espri olsun diye söylüyorum. Tabii. Yanıldığın için söylemiyorum. Darbenin olduğu bir gece ana muhalefet partisinin lideri niye otel arar ki? Çıksın caddeye. Darbelerde otelde mi kalınır? Güneşlenilir mi? Ama şunu söyledi. Tank vardı da üstüne mi çıkmadım dedi. Mi? Dedi bunu da. Ama tank vardı. Ve arasından geçti. İstanbul'a indiğinde tank vardı. O tankların içindeki hainlerle kendisinin yanında bulunan bir takım isimler bir telefon trafiği neticesinde tam dışarı çıkmışlar. VIP'den çıkacaklarken dışarıda tankların VIP girişinde yolu kapattığı bilgisi geliyor. Geri dönüyorlar. Bir telefon trafiği yaşanıyor. Uzun bir trafik. O trafiğin ardından dışarıda bekleyen tanklara, geri onun vites. İçinde bulunan hainlere birileri ulaşıyor ve diyorlar ki açın yolu, Kemal Bey geçecek. Onlar da açıyor, Kemal Bey geçiyor. Ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Ülkenin evlatları sokakta, o Temmuz'un sıcağında bilmem kaç derecede tank paletlerinin altında can verirken Kemal Bey Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde önce bir sakal tıraşı oluyor. O fotoğraf var, onu getirin. Önce bir sakal tıraşı oluyor. Sonra duşunu alıyor. Sonra kıyafetlerini değiştiriyor. Sonra kırmızı kravatını takıyor. Sonra kahvesini söylüyor. Sonra ekranın başına geçip darbeyi televizyondan izliyor. O esnada kendisini yanılmıyorsam Binal Yıldırım arıyor. Diyor ki çıkın. Bu birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken bir gün. Bir darbe girişimi var, bir işgal girişimi var. Buna karşı lütfen siz de teşkilatınıza çağrı yapın, sokağa çıksınlar. El cevap Kılıçdaroğlu'ndan. Peki onların can güvenliğini kim sağlayacak? Aslında 15 Temmuz akşamında bu milletin yaptığı şey bir büyük bir milli mücadele tabii. ortaya koymaktı. Aynı mantıkla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanı, insanlara bu mücadele için çağrı yaptığında bizim can güvenliğimizi kim sağlayacak diye bir şey gelir miydi? Böyle bir şey olur mu?
Peki Kemal Kılıçdaroğlu bugün meclisteki grup konuşmasında ne diyor? Ona geleceğiz. Biz demokrasiyi getirdiğimizde, ya demokrasiyi tanklar ezerken sen ortada yoksun. Ortada yoksun. Sen neyin demokrasisini getireceksin? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin Anavat Partisi'nin genel başkanı da o gece evinde saklanıyordu. Meral Akşener Üsküdar'da korku içerisindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu bu evde korku içerisinde miydi bilmiyorum. Aslında ikisi de korku içerisinde değildi. Ben o kanaatte. Kazansalar da kaybetseler. Şimdi Kemal Bey, efendim söyleyeyim, sakal tıraşını olmuş, kravatını takmış, tuşunu almış, izliyor. Birazdan, bakın birazdan çıkacak, darbe başarılı olacak, çıkacak. Ya da Erdoğan'ın şehadet haberi gelecek ve bir açıklama yapacak gibi, değil mi? Halkımızı sükunet eder. Ya siz darbeyi ekran karşısında kravatla mı izlersiniz? Tabii. Gençlerin diyecek, demokrat amcası gençler ezilirken bu pozisyondaydı. Diyeceksiniz ki, diyebilirsiniz ki, ya adam haldır huldur o gece apar topar bu eve geldi. Kravatı da boynundaydı. Yani onu öyle çıkarmayı mı? Hayır, bu kravat boynunda değildi. Görüntülerde başka bir kravat vardı. Görüntülerde işte düşün uçaktan inmiş vesaire. Görüntülerde sakal tıraşı olmamıştı. Yani burada bir sinek kaydı durum söz konusu. Dolayısıyla kimse maval, değil mi? Maval okumaz. Tamam. Doğru. Öyle. Hikaye şu. Öyle. Şimdi bu arkadaşlar bugün mecliste grup konuşmasında demokrasinin erdemlerini anlatıyor Kemal Bey. Soru şu Yusuf Alabar'da. Madem ki Gezi'de devirememişsin. Gezi gibi bir kalkışmada devirememişsin. 17-25'te devirememişsin. 15 Temmuz'da devirememişsin. Efendime söyleyeyim. Onun açıklaması, konuşması. Verelim hadi. ...15 Temmuz Genel Başkan'ın evindeyiz. Akşam 8.30'da Genel Başkan'ın ev gitmişlerdir arkadaşlar, daha gidenler vardır. Boğaz Köprüsü'nü görür. Daha baktık Boğaz Köprüsü'nün bir tarafında trafik vızır vızır işliyor. Bir tarafında tanklar var. DAEŞ, o zamanlar DAEŞ var. DAEŞ, IŞİD. IŞİD bir eylem mi yapacak, ne yapacak yorum yapıyoruz. Saat 9.30'da benim müvekkilim vardı. Ergenekon dosyalarında, kumpas dosyalarında yargılanmış bir general. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevliydi. O aradı. Hayırdır dedim. Dedi ki abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor. Sonra gece 37 defa görüşmüşüz o adamla. Bu darbenin gidişatı ile ilgili. 11'de biz bir tweet atalım diye çıktık. Genel Başkan bir tweet yazmış. Yani Fethullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki ya abla, şimdi bir gün önce ben zaten bu herife söyledim. Şimdi sen de bu tweet atarsan, bu herifler de başarılı olursa ikimiz de kolumuzu bacağımızı keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık. 12'den önce tweet attı Genel Başkan. En iyi darbe, en kötü demokrasiden evladır şeklinde biraz daha yumuşattık tabii. En iyi darbe, en kötü demokrasiden evla değildir. Dili sürçmüş diyelim. Demek istiyor ki en kötü demokrasi en iyi darbeden evladır. Tabii. Bu da problemli. Hiçbir darbe, darbenin iyisi kötüsü mü oluyor? Darbedir. Böyle bir mantık olur mu? Bunun dediği gibi de aslında yani, burada başka bir şey murad etmiş de olmamış. Meral Hanım'a FETÖ'yle nasıl mücadele eden bir lider imajı çizmeye çalışmış. Öyle bir anti FETÖ mesajı paylaştı ki falan. Hani oradan Meral Hanım'ın FETÖ savar olduğunu falan düşünmek istiyorsunuz. Ama bir laf var. Merdi Kıpti secahat arz ederken sirkatini ortaya dökermiş. Şimdi onun misali FETÖ korkusuyla da nasıl mesaj değiştirildiğini de söylediği için dün bir takım kanallara bağlanıp tevil etmeye, şaka yaptım diyor. Tevil etmeye çalışıyor. Şakacı Feridun diye ya, bir yazı yazdım. Ya diye. Öyle mi? Akşam gazetesinde. Güzel. Evet, Şakacı Feridun diye. Şimdi Yusuf Alabar'da asıl şey şu. Düşünsenize. Ya yüklemişiz bu ülkenin bütün yükünü Erdoğan'ın sırtına.
Tabii. Buna kahir ekseriyet Erdoğan'ın yanında siyaset yaptığını zanneden Gogol'un paltosunda hazır bekleyenler de dahil. Evet. Söyleyeyim yüklemiş, de rahatsız olsunlar. Ağzına sağlık, ağzın bal yesin. Evet. Yüklemişler bu ülkenin bütün yükünü Erdoğan'ın sırtına, tamam mı? Taşıyor Erdoğan bu yükü ve adi herifler ve aşağılık insanlar. İkide bir, bir de çelme takıyorsunuz. Darbeydi, 17-25'ti, bilmem terördü diye, değil mi? Tabii tabii. Bunu geçtim. Yüklemişsiniz bütün yükü Erdoğan'ın sırtına. Siz o akşam belediye başkanınızın evinde keyif kahvenizi yudumlarken, keyif diyorum bak, keyif. Hı hı. Kemal Bey arzu ederse, hiç kusura bakmasın. Bak hiç kusura bakmasın Kemal Bey. Arzu ederse beni mahkemeye verebilir. Neden mahkemeye? Mahkemeye verecek ne söylüyorsun? Keyif içerisinde dedim ya. Yani o, ben fotoğrafa bakıp onu yorumladım. Öyle zaten. Panjurları kapatılmış evin bak. Darbeden, orada da kahve bardağı var. Darbeden bak, önce. Kahve bardağına bak. Evet. Bakın. Ha? Kemal Allah Bey Allah. 84 milyon, 80 milyon diyeyim hadi. 80 milyon ülke evladını yanıltmıştır. Hem de bile isteye yanıltmıştır. Hem de bile isteye yanıltmıştır ve bu bir büyük suçtur. Bir büyük suçtur. He, cezası vicdanlarda verilir. Cezası vicdanlarda verilir. Darbeden kısa bir süre önce katıldığı bir radyo programında şu mealde sözler sarf etmişti. Ya bu darbe darbe diyorlar. Ne darbesi? Darbe marbe olmaz kardeşim. Söz veriyorum size. Söz. Darbe olursa tankın önüne ilk ben tabii çıkacağım. Tabii. Yeltsin gibi. Evet. Şimdi ona inananlar oldu. Darbe olmaz dediğine inananlar oldu. Darbe olursa önüne ilk ben çıkacağım dedi. Buna da inananlar oldu. Darbe oldu. Kemal Bey arazi oldu. Kaçtı. Saklandı. Gizlendi. Sonra darbeden sonra kendisine dediler ki Sayın Genel Başkan, siz darbe olmaz, olursa da tankın önüne ilk ben çıkacağım dediniz. Darbe oldu ve siz işte gittiniz, saklandınız, çıkmadınız tankın önüne falan dediklerinde şöyle bir cümle kurdu. Ortada tank mı vardı? Yok, bir de tank getirselerdi bari dedi. Ortada tank tanklar mı vardı? Tanklar o sırada demokrat amcalığını yaptığı gençlerin bedenlerini parçalamakla meşguldü. Bak bir daha söylüyorum. Evet. Diyor ya, gençler ben sizin demokrat amcanızım, oyun konsolları yolda diyor ya. Ben de gençlere diyorum ki, gençler sizin demokrat amcalığınıza soyunan Kemal Bey, tanklar gençlerin bedenlerini parçalayıp üzerlerinden geçerken şu pozisyonda oturuyor. Evet. Peki diğerlerine gelelim. Davutoğlu ne yapıyordu o gece? Neredeydi? Ali Babacan neredeydi o gece? Ali Babacan yurt dışındaydı bildiğim kadarıyla, değil mi? Davutoğlu da Ankara'nın arka sokaklarında araba içerisinde gezdiği söyleniyor. Ama ortada görmedik, onu söyleyeyim. Şimdi hal böyleyken bu ülkeyi bu işgal girişiminden kurtarmak yine Erdoğan'a kaldı. Tek başına, evet. Ve milletiyle. Tek başına ve milletiyle. Yok mu sayacaksınız? Kontrolü darbe deyip geçiştirecek misiniz? Buna hadi siz inanıyorsunuz. Siz inanıyorsunuz. Çünkü öyle bir kitle var ki az ama öyle bir kitle. Ne kitlersen kitle bunu. Kontrolü deyince kontrollü oluyor. Öyle falan. Neyse. Bu milletin inanacağını mı zannediyorsun? Yani işte gündemimiz aslında darbe değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de Avrupa'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Türkistan coğrafyasının, onlar Orta Asya diyorlar, kaderinin belirleneceği bir seçim demesinin sebebi darbede başaramadıkları hususu. Oraya geleceğim zaten. Evet, bravo. O zaman devam et. Eyvallah. Onu mutlaka ortaya koyalım. Zaten yani. Bunları o yüzden anlattım. Tabii. Şimdi hal böyle. Böyle becerememişler. Bu forum polisinden geldik ya işte. Şimdi diyorlar ki vallahi biz uyardık. Erdoğan bizi dinlemedi. Arada Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyasi cinayetler olacak dedi. Bir Sinan Ateş cinayeti var. Ben eminim ki, kamuoyu da emin olsun, önümüzdeki günlerde
bu cinayet dört başı mamur aydınlatılacak ve o gün, aydınlatıldığı gün birilerinin maskesi nasıl düşecek göreceksiniz. Başka bir konu. Bu durumda 2023 dünyanın 2023'te Türkiye'de yapılan seçim dünyanın en stratejik seçimi olacaksa ki Washington Post öyle ve diyor. Ve Biden daha başkan seçilmeden önce bile Erdoğan'ı devirmek için yapılacakları sıraladıysa, Batı başkentleri Erdoğan kaybetsin diye ellerinden geleni yapıyorsa, FETÖ'sü, PKK'sı, şusu, ölüsü, dirisi hepsi topu birden saldırıya geçtiyse, o zaman anlamalıyız ki konu Erdoğan değil, konu Türkiye. Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu siyaset. Evet. Bu siyaset tarzını Kemal Kılıçdaroğlu benimsese başımın üstüne yeri hedef var. Kılıçdaroğlu olur. Hı. Ahmet bestese Ahmet olur. Mehmet bestese ha. Mehmet olur. O halde seçime kaldı 6 ay. 5 ay. Bu 5 ay içerisinde hepimizin teyakkuzda olması gerekiyor. Etki ajanlık yapacaklar. Her türlü pisliği yapacaklar. Her türden pisliği yapacaklar. İftiralar, uydurmalar, şu da hepsini göreceksiniz. Tabii tabii. Yani bu, burada da kayıt düşmüş olalım. Kayıt düşmüş olalım. Bunu çekip yayınlayacağız. Yedi koldan saldıracaklar. Yedi koldan. Her türlü manipülasyonu yapacaklar. Loading sosyal siyaseti medya. Budur. Loading siyaseti budur. Budur. Yükleniyor. Loading siyaseti budur. Sinan Ateş üzerinden mafya üzerine tweetler paylaşıyor. Mafyaya ortadan kaldırttırdınız anlamına gelebilecek. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mafyayla nasıl işbirliği içinde olduğunuzu bu millet görüyor. Tabii. Ama dönüyorsun böyle diyorsun. Bak ne söylüyorlarsa tersi geçerli. Gençlerin demokrat amcası mı diyorlar? Çevir madalyonun öbür yüzünü, biraz önce dediğim gibi gençlerin üzerinden tank geçirilirken Kemal Bey'i gördün orada. İktidarımızda diyor bugün demokrasiyi getireceğiz diyor. Çevir paranın öbür yüzünü, onun demokrasiyi getireceğiz diyen dediği anlayışla 15 Temmuz'da demokrasi katledilirken ki Kılıçdaroğlu'na bir daha bak. Şimdi dolayısıyla her söyleneni ayakta alkışlamak yerine ya Kemal Kılıçdaroğlu demokrasiyi getirmekten bahsediyor ama demokrasi katledilirken neredeydi sualini mutlaka genç kardeşlerimiz soracak, sormalı. Bu ülkede gençlere uzay dahil olmak üzere, savunma sanayi dahil olmak üzere istihdam açabilecek şekilde teknoparklar inşa edilip milli muharip uçak... Yeniyor mu? Teknoparklar yeniyor mu? İşte onu yapan, İHA'lar... orada çalışan akşam çalıştığının karşılığını almak şimdi için geçen eve gittiğinde yiyor. Geçen bir yerde gördüm. Eski mi yeni mi bilmiyorum. Ersan Şen var biliyorsun. Evet. O stüdyoda bağırıyor böyle. Bu tanklar yeniyor mu kardeşim? Bu İHA'lar, SİHA'lar yeniyor mu millete? Açma. Yeniyor. Şimdi. Bir dakika, yeniyor. Yeniyor zaten de. Yeniyor. Bir şey söyleyeceğim. Karşısındaki de şunu söyleyemiyor. Yeniyor diyeceksin ya. Yeniyor. Yeniyor, yeniyor da. Yeniyor. Yeniyor derim de ben yeniyor diye söze başlamam Yusuf Alabar'da. Ben öyle başlamam. Hı hı. Ben şöyle başlarım. Önce derim ki senin dünyadan haberin yok. Senin Türkiye'den haberin yok. Senin üretimden haberin yok. Senin ticaretten haberin yok. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Sen burada ağzından saçarak konuşuyorsun da bu İHA'ların, SİHA'ların daldan toplanan meyve olsa karşılığı var ya. Bırak fabrikalar kurulmuş, mühendisler, işçiler istihdam ediliyor, ihracat yapıyorsunuz. Yani daldan toplasan Yusuf Alabar meyve gibi bu İHA'ları, SİHA'ları daldan toplasan bir de bir karşılığı var. Yani diyelim ki elma tarlası. Ya şöyle düşünün. Topladın elmaları, sattın, para kazandın. Tabii. İHA'yı neyle üretiyorsun? Bak, savunma sanayinde 72 bin civarında bir istihdam var. Savunma sanayi rakamlarını paylaşıyorum. Bunun 3'te 2'si mühendis. Teknikerler hariç. Bu rakam 10 binlerdeydi. Yeniyor mu? Yeniyor tabii. 72 bin kişi. Şimdi bizi Aselsan'da düşünen bir kardeşimiz. Ay başında maaşı karta soktu.
Az ya da çok. Çekti parayı, aldı, evine götürdü, ailesiyle helalinden masaya koydu, Halil İbrahim sofrasından yedi. Yeniyor. Ayrıca, ayrıca bu kurtarmaz. Ayrıca günlerce aç kalaydım da evladımı PKK denilen it sürüsü şehit etmeseydi diyecek ana babalar var. Git ona ver hesabını, yeniyor mu yenmiyor mu? Yusuf Alabar'da. Tendürek Dağı'na gittim Süleyman Soylu ile birlikte. Selam olsun kendisine. Tendürek Dağı'nda görev yapmış birisi olarak ne kadar asker görev yapıyor dediğimde bir tane SİHA, bir tane de İHA 24 saat esasına göre buluyorlar ve zımbalıyorlar. Hiçbir şey kalmamış. Yusuf Alabar'da. Yeniyor. Yusuf Alabar'da öyle yenmiyor. Öyle de yeniyor da onun bir önemi yok. Sen 15-20 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı yapmışsın. Yok. $4 milyar civarında. Bugüne kadar totalde. Şeyini söylüyorum ben. Bugüne kadarki toplamıdır o. Evet. Bugüne kadar toplamından evet, bahsediyorum. Toplamı. Evet, tamam. 15 milyar dolar galiba. 4 milyar dolar olsun. Hadi yıllık hadi öyle de. Yıllık 4 milyar dolarlık ihracat yapmışsın. Sen Lüksemburg'dan 1 milyar dolar bekliyordun. 4 milyar dolarlık bu ihracatın devletin kasasına giren kısmı tabii var değil mi? Savunma Sanayi Başkanımız diyor ki 2023 hedefimiz 6 milyar dolar diyor. Devletin kasasına giren tabii kısmı var değil mi? Vergisi şu sorusu. Tabii tabii tabii. Onunla emekli maaşımı alan var. Evlatlarımız çalışıyor. Şimdi bak o ayrı, evladın çalışıyor. Bir de şimdi evladın çalışıyor diyelim ki Baykar'da çalışıyor, Bayraktar'da çalışıyor. Oradan maaş alıyor. Bu ayrı. Onun ürettiği katma değer olarak devletin kasasına giriyor. 84 milyona yol, su, köprü, hastane, ilaç, emekli maaş olarak geri geliyor. Yeniyor tabii ki. Bir de derdin ne senin, amacın ne? Ne olsun? Ne istiyorsun sen yani? Yani ez cümle biz bir yol ayrımına doğru gidiyoruz. Washington Post öyle söylüyor. Haziranda yapılması planlanan seçimin Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği belirleniyor. Eğer bir hesap şekillenecekse 2-3 tane alternatifiniz var demektir. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu alternatifte Türkiye tabii ki kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilmeyi öngörürken birileri de ısrarlı bir şekilde tasmayı teslim etmemizi, vesayeti kabul etmemizi bize öngörüyorlar. Biz bunun birçok örneğini verdik. Yunanistan ne diyor? Ne diyor? Geçenlerde biz, bir Yunan biz, kanalında diyor ki biz muhalefetle anlaşacağız diyor. Yok. Açıkça şunu söylüyor. Türkiye'deki seçimler çok önemli. Seçim sonrasında Türkiye'de oluşabilecek siyasi istikrarsızlığın üzerine karasularımızı 12 mile çıkarırız diyor. Ha o şey de var zaten. Yani sürekli olarak 12 mil konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin de Yunanistan'ı bir şekilde motive etmesi sonucunda demokrasinin kılıcı olarak dolaştırılıyor. Siyasi istikrarsızlık neticesinde Türkiye'de sınırları, karasuları 12 mil çıkaracağız diyor. Bak, bir ayağımızın sürçmesini bekliyorlar. Siyasi eğer ayağımız sürçer, IMF'nin kapısına gider, alacağımız krediyi 12 mile bağlarlarsa. Yok, bağlamasına gerek yok. Bak bir kez daha söylüyorum. Diyor ki 2023'te yapılacak seçim sonrası oluşacak. Bu yayınlandı her yerde. Seçimler sonrasında oluşacak siyasi istikrarsızlık durumunda sınırlarımızı 12 mile çıkartırız. Ne işte siyasi istikrarsızlık? Söyleyeyim ben şimdi sana. İktisadi, siyasi. Ben söylemeyeceğim. İsmail Saymaz söyleyecek. Tamam. İsmail Saymaz tweetler atmış, yazı yazmış. Diyor ki şunu söyleyeyim. Yani İsmail Saymaz İmamoğlu'culara yakın. İmamoğlu adına bir operasyon çekiyor ama bu kendi iç işleri. Beni ilgilendirmez. Bunu bir köşeye koyarsak İsmail Saymaz doğru şeyler söylüyor. Sevgili İsmail Saymaz doğru şeyler söylüyor. Diyor ki bu ne diyor ya? Böyle eş güdüm içerisinde çoklu başkanlık sistemine mi geçiyor ülke diyor. 6 tane cumhurbaşkanı olacak. Mevcut cumhurbaşkanı yetkilerini devredecek. Efendime söyleyeyim emir eri olacak. Diğer beşinin emir eri olacak. Onu biz değerlendireceğiz. Biz de öyle. Değerlendireceğiz öyle olacak. Yedi kocalı Hürmüz gibi diyor. Burada siyasi istikrardan söz edemezsiniz diyor.
siz bu durumu topluma da anlatamazsınız diyor. Aslında İsmail Saymaz farkına varmadan başkanlık sistemini savunuyor. Şimdi soru şu. Altılı masa kurulmuş. Altılı masanın Türkiye'ye en büyük, en önemli, en büyük derken yani ilk sıradaki anlamında vaadi ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Doğru. Bu mudur? Bütün meselemiz bu mudur? Yani mevcut sistemde ne yapamazlar? Bu konularda müştirekleşemiyorlar. Hayır. Evet. Kendilerinden öbür beklenen konularda müştirekleşemiyorlar. Kendilerinden şimdi beklenen, ne anlatacaklar Suriye siyasetini? Kendilerinden beklenen yegane şey başkanlık sisteminden Türkiye'yi behemihal uzaklaştırmak. Hı hı. Bu bekleniyor. Çünkü bu Türkiye'de bir siyasi istikrarsızlık demek. Ben demiyorum. Açsınlar İsmail Saymaz'ın tweetlerine baksınlar. Tamam. Yok, yani İsmail Saymaz'ın tweetleri üzerinden konuyu savunmamıza gerek yok. Bizim zaten şeyimiz biz kendimiz belli. Için, bizim, tabii. Bizi izleyenler için değil. CHP'li kardeşlerimiz için. Eyvallah. Hani bize itimat etmezlerse İsmail Saymaz'ın tweetlerine bak. Dolayısıyla bu yol değişikliği esnasında Türkiye'yi önemli gelişmeler bekliyor. Anlaşılan kan dökmeye varıncaya kadar konuyu uzatabilecekler. Biz buradan bunu anlıyoruz. Bunun dışında da 2 numaralı gündem Ukrayna sahası son derece karışık. Bayağı karıştı. Evet. Ne oluyor orada? Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya Ukrayna'daki bir drone tesisini vurdu. Hatta bir takım uluslararası haber kanalları mezkur tesisin Türkiye'ye ait olduğunu, Baykar firmasına ait olduğunu falan iddia etti ama bu konuyla ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi. Dolayısıyla da bu drone tesisi vurulduktan hemen sonra karşılık Ukrayna'dan geldi ve Ukrayna gerçekleştirmiş olduğu saldırıyla kendi ifadesiyle 400 Rus kaynaklarının kendi açıklamaları doğrultusunda da 80 Rus askeri öldürüldü. O zaman şunu görüyoruz ki hemen sınırımızın kuzeyinde Karadeniz bölgesinde çok kanlı bir savaş cereyan ediyor ve bu savaşın biz ekonomik anlamda, gıda anlamında, enerji anlamında birçok yansımasını görüyoruz ve dünya siyaseti de aslında tam bu nokta üzerinden şekillendiriliyor. Tabii ki Rusya hemen ertesi gün, 2 gün sonra ya da 3 gün sonra Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki Ukrayna askeri üssünü vurdu. Rus kaynaklarına göre de 600 Ukraynalı askeri öldürüldü. Şimdi bu rakamlar dehşet verici rakamlar. Yani bir tarafta 400 Rus askeri, diğer tarafta 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünün söylenmesi. Bir çırpıda diyoruz 600-400 ama. Tabii. Hani diyor ya, eğer bir yerde bir kişi öldüyse bu bir cinayet olur. Bir yerde 100 bin kişi öldüyse istatistik olur. İstatistik. Yani olay istatistik boyutuna doğru gitti Ukrayna'nın içerisinde. Şimdi tabii bu olaylar gerçekleşince ilk yansıması nerede oluyor sevgili Turgay Güler? Rusların ve Ukraynalıların birliği diye bir makale kaleme almıştı 2021 yılında Vladimir Putin. Bunların hepsinin Kiev Kinezliği'nin evlatlarının olduğunu savunuyor ve Ukrayna ile Rusya'nın Belarus'la birlikte tek bir devlet olması gerektiğini savunan bir takım idealler. Bu ölümler, bu işgaller araya girdiğinde çok açık bir şekilde Ukraynalıların Ruslara kendisini yakın hisseden bir fikriyattan hızlı bir şekilde, hatta Donetsk bölgesindeki Rus orijinlerinin de dahil olmak üzere uzaklaştığı görülüyor. İşte böyle bir ortamda bu Rus ve Ukraynalıların birliği diye Vladimir Putin'in kendi yazısında idealize etmiş olduğu formülasyon artık bu vakitten sonra yok. Bunu çok net söyleyelim. Daha vahim şeylere geleceğim. O da şu. Rusya birkaç günlüğüne ateşkes ilan etti. Ortodokslar açısından son derece kıymetli bir gün olması için. Çünkü biliyorsun Ukraynalılar da Ruslar da o aynı Ortodoks Hristiyanlık inancının aynı formunu yaşıyorlar. Dolayısıyla da bu ateşkes ile ilgili husus ilan edildiği gün Biden'ın açıklaması aynen şu şekilde. Putin'in nefesi kesildi. Yani nasıl bir tahrik, nasıl bir olayın yakıtına benzin dökme, durmayın diyor, durmayın. Ateşine yakıt dökme gibi durmayın diyor. Benim gördüğüm bu vakitten sonra 1854 Osmanlı-Rus harbinde Kırım üzerine İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti nasıl Rusya'ya karşı çok önemli bir mücadele verdilerse bugün gelmiş olduğumuz noktada da 2014 Kırım, daha sonra da Şubat'taki işgalden sonra oraya getirmiş oldukları kukla bir yönetimle birlikte, Zelenski'yi kastediyorum, Ukrayna sahasını olabildiğince uzatıp, olabildiğince kan gölüne döndürüp, olabildiğince Rusya'yı ayakları da üzerinde değil, dizleri üzerine
getirtmeye çalışıyorlar. Ve bunda da önemli rol aldılar. Benim tahminim o ki burada da Rus askeri sosyolojisini senin programında ısrarlı bir şekilde gündeme getirdim. Rus askeri birlikleri konvansiyonel bir kara harekatını yapamıyorlar. Bunu Putin çok açık bir şekilde gördü, görmeye de devam ediyor. Bu askeri sosyoloji anlamında incelendiğinde birincisi bu konuyla ilgili savaşma azim ve iradesinden bir yoksunluk hissediyorlar. Ukrayna Savaşı'nı kendi savaşları olarak görmediklerini düşünüyorum. Ama bunun dışında da aldıkları eğitim ve mesleki sefaatlerinin oldukça dünyanın gelişmiş ordularının gerisinde kaldığını görüyoruz. Çünkü Sovyet sistemine ait birçok şey ortaya çıktı. En sonunda koskoca Rusya'nın biz İran'dan kamikaze drone isteyecek derecede sıkıntı içinde olduğunu gördük. Yine Batı istihbarat kaynaklarına çok detaylı bir bakış fırlatıldığında Rusya'nın elindeki hassas güdümlü füze miktarında da büyük sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunlar bir çerçeve içerisinde düşünüldüğünde geriye bir faktör daha var, o da alkol. Hani alkol tüketimiyle ilgili Kemal Bey'in iktidara ilk geldiğimizde vergileri düşüreceğiz şeklinde yapmış olduğu bir açıklama var. Alkol anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hükümetlerin mücadele etmesi gereken bir alan. Hoş, alkol sağlığa zararlı, tabii, sigara sağlığa zararlı. Ya Yusuf, İçenle ilgili değiliz biz. Tabii Yusuf Alabar'da yani bunun vergisini arttırarak mı bunun mücadelesi veriliyor? Tabii ki tek değil. Tek bu yöntemle değil. İşte o yüzden Yeşilay dahil. Ama öyle bir noktaya geldi ki yani sen laik, seküler, bilime adanmış bir ömür yaşıyorsan alkolle ilgili tek kelime kötü bir şey bile söylememen lazım. Söylediğin zaman gerici olarak yaftalanabiliyorsun. Hoş vız gelir tırıs gider, o ayrı mesele de. Ama altını çizelim, biz kimsenin yediğiyle içtiğiyle ilgili değiliz. Ya tabii ki, tabii kendi ki. Ama anayasanın görevi bu. Şimdi bu alkole nereden girdim? Rus saydım, ordusu. Rus ordusu alkolizmin batağına düştüğünden dolayı saldırıların büyük bir kısmının sarhoş olduğu için savaşamayacak derecedeki Rus birliklerine yapıldığı söyleniyor. Putin çok uğraştı bununla ilgili. Tabii. Sayısız haber tabii, var. Tabii. Hatta bir gençlik ordusu yaratmaya çalıştı yıllarca ama pek mümkün olmadı. Hakikaten de bugün komünizmin toplumların üzerinden, inanç sistemlerinin üzerinden bir silindir gibi geçmiş olduğu Sovyetler Birliği zamanının hala etkisinin Rus coğrafyasında alkol anlamında nasıl toplumları yaşayamaz, nefes alamaz hale getirdiğini çok net görüyoruz. Şimdi buradan şuna geleceğim. Eğer 1854 yılında olduğu gibi Rusya bir şekilde ayaklarının üzerinden dizlerinin önüne çökertilirse bunun Rusya'daki kırılmasının çok daha sıkıntılı ve şiddetli olabileceğini düşünüyorum. Türkistan coğrafyasından Kafkaslara, Sibirya'dan Moskova'ya kadar Rusya'nın içerisinde çok sıkıntılı süreçler başlayabilir. Hiç kuşkusuz bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dahil olmak üzere bu coğrafyadaki birçok insanı etkiler. Dolayısıyla bu konuları planlayıp, ölçüp, biçip onunla ilgili proaktif hamleler yapmak yerine daha işgalin ilk başladığı gün Vladimir Putin'le ilişkiyi kesin, S-400'leri denize atın, Rusya'ya ambargo uygulayın gibi Meral Akşener'in ortaya koymuş olduğu anlamsız formülasyonların sadece Batı'nın uyguladığı siyasete vagon olmanın ötesine bizi taşımayacağını bilmemiz gerekiyor. Şimdi Erdoğan geçtiğimiz hafta içerisinde ve Aralık ayının son haftasında adil bir çözüm vizyonu ve kalıcı ateşkesle ilgili ardı arkasına çağrılar yapıyor. Fakat Erdoğan'ın bu adil bir çözüm vizyonuyla kalıcı ateşkes ile ilgili hususlarının hiçbir şekilde Batı'da bir tesirinin oluşmadığını bilmek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye tarafından Erdoğan'ın liderliğinde kalıcı ateşkes ve adil bir çözüm ile ilgili cümleleri duyduğunda Rusya'yı burada bir yıpratma sahasında adeta patinaj çektiren Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yaramıyor bu siyaset. Niye yaramıyor? Yani ne güzel tam formuna girmiş olay. Yani Zelenski tam kaybediyor, silah desteği veriyorum, tekrar öne geçiyor. Tekrar tam kaybetmeye başlıyor. İşte şu desteği veriyorum. Böylelikle de Rusya'yı koca bir coğrafyada önümde engel olmaktan çıkartıp Putinsiz bir Rusya'ya belki de dönüştürebilirim. Şimdi tabii ki Putinsiz Rusya, efendim Viktor Orbansız Macaristan, Erdoğansız Türkiye çok önemli şeyler ifade ediyor Batı açısından. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte eğer Rusya'ya onurlu bir çıkış alanı bırakılmazsa çok sıkışan Rusya'nın
bir nükleer kullanma riski her geçen gün daha da artıyor sevgili Turgay Güler. Şimdi Rusya'nın nükleer kullanma riski her geçen gün daha da artıyorsa kan ve gözyaşına boğulacak olan coğrafya Avrupa, Ukrayna, Rusya ve maalesef bizim coğrafyamızın da bundan etkilendiği bir dönem olacak. Amerika Birleşik Devletleri tabii. Yani şu an endirek, yani yarın bir gün iktidar değişikliğiyle Rusya'ya yönelik olarak Meral Hanım'ın ilk başta ortaya koymuş olduğu tarzı siyaset benimsenir. Rusya'ya ambargolar uygulanır, Rusya ile ilişkiler gerilir. Bir tane de buraya sallarlar. Tabii. Çünkü mermi bir kere namlunun ucundan çıktıktan sonra harplerin nereye evrileceğini kimse kestiremez. Aynen öyle. Şimdi bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bizim bu anlamda mutlak surette çok güçlü olmamız, uygulayacağımız siyasetin çok güçlü olması ve Washington Post'un da makalesinde yazdığı gibi eğer önümüzdeki süreç Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da jeopolitik ve ekonomik hesapların şekilleneceği bir döneme doğru gidiyorsa bir çatışma ortamı kaçınılmaz hale geliyor demektir. Şimdi tabii böyle bir durumda nükleer bir eskalasyon, nükleer bir karşılaşma eğer meydana gelirse ben halkı korku, efendim ben panik içine sürüklemek istemem ama dünyanın önümüzdeki süreçte en çok ihtiyaç duyacağı şeyin ne akaryakıt, ne mazot, ne gıda, ne su olacağını düşünüyorum. Hava. Sığınak olacağını düşünüyorum. Çünkü temiz hava bulamayacaklar. İnşallah bu günlere gelmeyiz. Bir korku peşinde değilim. Fakat dünyanın gittiği nokta Vladimir Putin'in en sonunda nükleer arsenalını, nükleer deposunu açıp önü alınmaz bir nükleer eskalasyonu başlatabileceğini öngörüyorum. Bu anlamda bahar aylarında son derece kanlı saldırılar Ukrayna sahasında bütün dünyayı içine Polonya'yla Moldova'yı da ihtiva edecek şekilde bir şekilde geçirirse bu direkt NATO-Rusya harbine dönüşebilir. O zaman da Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olması hasebiyle nerelere tebdil olabileceğini kestirebilmek şu an için son derece güç. Dolayısıyla biz bunları anlattığımızda ki bu çıkartmış olduğum özet dünya basınında en çok konuşulan konuların tabii özetidir. Şunu söylüyorlar. Yani işte Erdoğan'ın politikaları var. Bir de Erdoğan'ın politikaları üzerinden topluma korku, savunma, güvenlikleştirme siyasetini televizyonun ekranında, gazetesindeki köşesinde can siperane bir şekilde anlatan Erdoğan'ın konuşan ağızları var şeklinde formülize edilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılıyoruz. Karşı tarafa baktığımızda da sanki dünya son derece cennetin içerisinde yaşıyor. Sanki kuzeyimizde Ukrayna'da bir günde 600 Rus askeri, öbür gün 400 tane Ukrayna askeri, bugüne kadar 5 milyon insanın yurtlarından edildiği bir savaş yaşanmıyormuş. Sanki Dağlık Karabağ'daki 44 günlük işgal sonrasında, 44 günlük mücadele sonrasında işgalin sona erdirilmesiyle birlikte kuyruk acıları Fransa'dan Amerika'ya kadar hiçbir şekilde geçmeyen bir Avrupa yokmuş ve Amerika Birleşik Devletleri yokmuş. Sanki sınırlarımızın dibinde 50 bin tır dolusu silahla silahlandırılan, her gün insanların katledildiği ve öldürüldüğü bir Suriye yokmuş. Sanki Bursa'da geçtiğimiz yıl içerisinde cezaevi aracına el yapımı patlayıcı madde yerleştirilen MLKP'li terörist önce Yunanistan'a kaçmamış. MİT onu orada tespit etmemiş. O da orada bunalıp korkudan Irak'a, Irak'tan da Suriye'nin Haseke kentine gelmemiş. MİT de onu orada bulmamış, orada da öldürmemiş. Sayıyorlar. Gibi bir hava estiriliyor. Evet, biz bunları söylemeye devam edeceğiz. Dünya yeni bir düzene otururken korkarım ki çok büyük çatışmaların, çok büyük silahlı mücadelenin eşiğinin içerisine. İşte Washington Post ne diyor bakın. Türkiye'deki seçimlerin özellikle Türkiye'nin son dönemdeki hem savunma sanayindeki atılımları ve Ukrayna-Rusya savaşındaki rolü nedeniyle dünya güçlerinin de yakın takibinde olduğu. Yalnız bir başka şey daha söyleyeyim. Buyur. Nasıl formülize ederek söyleyeyim bilmiyorum ama kervan yolda batı, sen söyle formülize ederiz birlikte. Batı başkentlerinin artık hastalığa dönüşmüş Erdoğan düşmanlığını bir köşede tutun. Bir de son dönemde karışan kafalarını bir tarafta tutun.
Çünkü Erdoğan Ukrayna ve Rusya arasında çok enteresan bir pozisyon aldı. Evet. Erdoğan'ın olmadığı, yani Erdoğan bir güvenlik şemsiyesi. Avrupa için Erdoğan bir güvenlik şemsiyesi. Tabii tabii. Bak ekran başında bizi eğer izleyenler. Eğer bugün savaş Avrupa'nın kapısını daha şiddetli çalmadıysa Türk İHA'larının Ukrayna'daki varlığı, Türk İHA'larının Ukrayna'daki varlığını da göze. Putin'le iyi olan ilişkisine rağmen. Tabii. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın bir taraftan da Erdoğan'ın önemini, kıymetini görmüyor değil. Gavurluklarından yapıyorlar ayrı mevzu ama yani Erdoğan'ın önemini, kıymetini de fark etmiyor değiller. Can Dündar'ın bir konuşması vardı birkaç ay önce. Cancık var ya, evet. Vatan haini, kaçan, Amerikan battaniyesine poz veren. Diyor ki, Batı başkentleri böylesi bir durumda diyor, Erdoğan'dan vazgeçemezler diyor. Ve bizi satıyor diyor. Evet. Ve dönüyor içeriye, muhalefete diyor ki, bakın ümidinizi dışarı bağladınız ama size pek faydası olmayabilir. Yakın, yıkın ortalığı yangın yerine çevirin diyor. Bu açıklamaların çeşitli şekillerinde gördük. Dolayısıyla altını çizdim, molaya gideceğim de altını çizdiğim bir şey var. Allah bu milleti seviyor ya. Yani sevsin. Çok şükür sevsin. Bin şükür seviyor. Hayır, layık olacağız. Layık olmak için bir şey. Biz layık olalım. Peki. Biz bu sevgiye layık. Bir küçük mola sakın bir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi Ukrayna sahası böyle yani. Evet, bizi de içine alacak bir ateşe, dönüşüyor. Dönüşecek. Şimdi yaklaşık 10 yıldır ben bu ekranlardan gittiğim konferanslarda, yazdığım yazılarda, ben ve biz, Yusuf Alabar'da da aynı şekildedir. Son 10 yıldır bir konunun altını çiziyoruz. Takipçilerimiz hatırlayacak şimdi. Ne o? Üst başlığı şu. Dünya yeniden şekilleniyor. Aynen öyle. Tamam. Tabii tabii. Şimdi dünya yeniden şekilleniyor. Bir de buna Gonzalez Arise'ın 29 parçalı Orta Doğu. 29 ülkeler bölünecek diyor. 29 ülkede. 29 ülkemin işte 28 yeni ülke ortaya çıkacak. Yeni ülke ortaya çıkacak falan sözünü hatırlayın. Onu da bir köşeye koyun. Sonra işte küreselcilerin faaliyetlerini falan, bunların hepsini bir köşeye koyun. Sonra dünyanın her 100 yılda bir yeniden şekillendiği gerçeğini yine koyun cebinize. İşte 1900'lerin başı, İşte Birinci Dünya Savaşı, işte git daha geri git, Fransız İstilali, işte sanayi devrimi falan, tamam. git hep böyle. Her 100 yılda bir dünya yeniden şekilleniyor. Bunu şuna benzetin. Bir eviniz var, evlendiniz. Diyelim 2+1 evde oturuyorsunuz. Çocuğunuz dünyaya gelecek. Bu odanın birini hemen başlıyorsunuz ona hazırlamaya. Bir hazırlığınız var. Sonra ikinci, üçüncü çocuğunuz oluyor. Diyorsunuz ki bu evde olmaz. Daha geniş bir eve çıkacağız. Sonra çocuklarınız için, işte eğitim hayatı için vesaire falan hazırlıklarınız başlıyor. Başka hazırlıklar var. Ya koyun bunu bir köşeye. Başka bir örnek. Bir işletme, bir fabrika, bir atölye, her neyse bir şey açıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki işler artacak. Hemen tedbir alıyorsunuz. Yeni makine alıyorsunuz. Dükkanı büyütüyorsunuz. Yahut restoranınız, kafeniz var. 2 yıl önce yapmışsınız falan. Bakıyorsunuz ki artık bir tadilat gerekli. Dekoru değiştiriyorsunuz. Boyasını değiştiriyorsunuz. Koltuğunuzu, masanızı, sandalyenizi değiştiriyorsunuz. Yeni personel alıyorsunuz falan filan. Bu normal kişisel kendi hayatımızda bile böyleyken, ülkelerin de bu yeni, yani dünya yeniden şekillenirken, yeni bir dünya kurulurken pozisyon almaları gerekiyor. Eğer
doğru pozisyon alırsanız, işte biraz önce medeniyetler beşiği, medeniyetler mezarlığı. Evet. Doğru pozisyon alırsanız, üzerinize düşeni yaparsanız, ev ödevinizi yerine getirirseniz, ileriyi görürseniz, vizyon sahibiyseniz, her şeye rağmen, içeriden dışarıdan tüm engellemelere rağmen, bir, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için sokakları yangın yerine bile çevirseler, hı hı, yok nükleer enerji istemiyoruz, yok termik santral istemiyoruz, yok HES istemiyoruz, onu istemiyoruz, bunu istemiyoruz diyenlere, dışarıdan gelen her türlü baskıya, 17-25'e, 15 Temmuz'a direnirseniz, direnebilirseniz, ülkenizi bölünmüş, parçalanmış ülkelerden biri yapmazsınız. Yeter mi? Yetmez. Geri geldiğinde savunma sisteminiz yoksa S-400 alırsınız. Yerlisini üretmeye girişirsiniz. Savaş gemilerinizi, savaş uçaklarınızı, silahlarınızı, füzelerinizi yaparsınız. Her türlü engellemelere rağmen, İHA yeniyor mu, SİHA yeniyor mu diyenlere rağmen, İHA'ya, SİHA'ya savaş açanlara, onlara JITEM diyenlere rağmen, ne gereği var güvenlikçi politikalara, bu kadar silah bilmem ne niye üretiliyor, fabrika yapılsın gibi saçma salak, sanki bunlar fabrikada yapılmıyor, tarlaya ekiliyor sanki, yaklaşımlara rağmen ve bunu engellemek için yapılan entrikalara rağmen, saldırılara rağmen, ekonomik, terör, her türlü saldırıya rağmen, bunların hiçbirinden yılmayıp, korkmadan, cesaretle bir şey yapıyorsanız, işte biz bunu yapana şapka çıkarırız. Evet. Tamam, bunu yapana şapka çıkarırız. Bunu yapan adamın ismidir Erdoğan. Yoksa kara kaşına kara gözüne mi, eyvallah, savunuyoruz yani? Böyle bir derdimiz mi var? Bir parti taassubumuz mu var? Üyesi miyiz? Şimdi demem o ki. Bakın arkadaşlar, Türkiye'yi bölüp parçalamak için özellikle 2013'ten bugüne çevirmedikleri dolap, yapmadıkları saldırı, entrika, tertip, hiçbir şey kalmadı. Bütün ümitlerini 2023 seçimine bağladılar. Bütün ümitlerini. O yüzden kendileri açısından çok stratejik, dünya açısından çok stratejik bir seçim olarak görüyorlar. Varsın görsünler, dert değil. Ama Türkiye'nin tarih sahnesindeki yürüyüşü devam etmeli. Devam etmesi için de 3 konuda bağımsızlığa ihtiyacı var. 1. Silah. 2. Enerji. 3. Gıda. Şimdi Türkiye bu 3 konuda elinden geleni yapıyor. Hem de istemez yükçülere rağmen. Sorarım size. Günün sonunda, hani Yusuf Alabar da Ukrayna-Rusya meselesini anlatırken içiniz kararmış olabilir. Bir parça da ben iç karartayım. Günün sonunda savaş kapıya dayanacak. Doğru. Öyle ya da böyle. Kaçış İçinde yok. Dışında, sağında, solunda. Bu kaçınılmaz. Birinin emanında mı olacaksın? Kendi yoksa, bileğine mi güveneceksin? Yoksa kendi bileğine. Tamam. Eğer Türkiye bugün bu imkan ve kabiliyete sahip olmasaydı, çoktan Yunanistan füzeleri göndermişti. Gemini batırmıştı. Yani Yunanistan'a gerek kalmaz, PKK ile hallederlerdi. O ayrı mevzu. Tabii. Yani ama cesaret, karakol baskınları bir ülke devam olarak ederdi. Düşün, bir ülke olarak düşün. Cesaret bulurlardı. Değil mi? Yahut Türkiye'ye yönelik bir şey içerisindeyseler, ne diyoruz ona? Heva heves içerisindeyseler, ülkenizi de yöneten gayri milli ise, yahut kuklaysa, yahut emir eriyse, toplumun ruhu duymadan arka planda kim ne istiyorsa vermişlerdi zaten. Tabii. Kim ne istiyorlarsa vermişlerdi. İşte şu konuda rahatız değil mi? Silahımız var, imkan ve kabiliyetimiz var.
muz cumhuriyeti falan da değiliz. Eyvallah. Ve son olarak acil ihtiyaç duyduğumuz, ama çok acil ihtiyaç duyduğumuz milli muharip savaş uçağımız üretimi daha da öne çekildi. Evet. 2023'te semalarımızda göreceğiz. Evet. Sonra da seri üretime başlayacak. Bir sola var da bir çerçeve çizeyim dedim. İstersen ben o zaman Suriye'yi sonraya atayım. Evet. Buradan şeye geçeyim. Hani bir fabrika vardı, Katar'a satmıştık. Ha. Hatırlıyor musun? Katar'a peşkeş çekmiş, Katar'a satmıştık. Katar'a peşkeş çekilen fabrikada Katar bizim için bir kundağı motorlu fırtına obüsü üretti. Allah razı olsun. Yeni nesil. Allah razı olsun. Evet. Tabii ki latife ediyorum, istihza ediyorum hatta bu cümleleri. Başka bir şey yapıyorsun da ben ekranda söyleyeyim. Yani eyvallah. Şimdi aslında bu Katar'a satılanla ilgili Katar konusunu sıra dışı stratejide farkıyla tane tane değerlendirmiştik. Çünkü Türkiye'ye yabancı sermaye girişi kapsamında yatırım yapan ülkeler sırasında Katar'ın esamesi bile okunmuyor. Bütün Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri bir Lüksemburg kadar yatırım yapmışlar. Ha, bu arada Barcelona'nın bir stadı var biliyor musun? Evet. Barcelona'nın bu stadı eskimiş, köhnemiş, sıkıntılı bir halde ve yenilenmesi lazım. Kim yenilecek biliyor musun? Katar mı? Yok. He? Türkiye. Türkiye'den kim? O beşli çete dedikleri lerden bir tanesi. Ya çete görmek istiyorsa bir tane şey var da şimdi şey yapmak istemiyorum. Bu arada İHA SİHA'lar var ya. Yani bunlarda yalıları olan, Erguvani yalıları olanların oluşturduğu bir dernek var. Çete görmek isteyen oraya gitsin diyeceğim de şimdi ne bugün istiyor? bir şey daha var. Bir alınganlık gösterdiler. Bu reklam sayılmaz arkadaşlar. Yani başka bir sahiple söylüyorum. Bu İHA'larda, SİHA'larda, şurada burada kullandığımız lastikler kimin biliyor musun? Petlas'ın. Yerli. Tabii canım, biliyorum. Diyorlar ki, İHA'dan, SİHA'dan bahsediyorsunuz ama biz onlara dünyanın en iyi lastiklerini üretiyoruz. Lütfen bizden de bahsedin. Bahsettik. Bahsettik. Eyvallah. Var olsunlar. Eyvallah. Bu ülkeye yerli ve milli katkı sunan herkes var olsun. Şimdi bu ve dünya standartlarında Katar'la ilgili üzerinde konunun ısrarla gündeme getirilmesinin sebebi Almanya'nın bir numaralı otomobil devi %17 hissesini verdi Katar'a. Yani bu reklama girmez. İşte Volkswagen grubu. %17'sini satın aldı. Almanlar demedi ki ya Katar'a peşkeş mi çekiyorsunuz falan diye. Aslında olan şu sevgili Turgay Güler. Katar dahil olmak üzere Körfez sermayesini kendilerine efendilik yapan Londra'ya ve Almanya'ya yöneltmek. Türkiye'de sermayeyi ürküttüğünüzde kendisine yeni arayacağı destinasyon kuşkusuz kahir ekseriyette Avrupa oluyor. Eminim Türkiye'ye yabancı yatırım girmesin diye Londra'da Türkiye'ye yatırım yapmayın. Çünkü Londra'da şunu söyledi. Çünkü Türkiye'de mal ve can güvenliği yok dediğinde bu konuya en çok sevinen Londra sermayesiyle Almanya'daki işte mevcut sermaye şey olmuştur, mutlu olmuştur. Ve Körfez sermayesi istisnasız batıya akıyordu zaten. Türkiye'de de ürkütülünce akmaya devam ediyor. Halbuki bunların yatırımları Türkiye'de faiz ısrarlı bir şekilde Merkez Bankası tarafından politika faizi düşük tutulduğu için Türkiye'ye dolar olarak yatıralım, dünyada göremeyeceğimiz karlar elde edebilelim diyecekleri bir ortam kalmadı Türkiye'de. Evet. Faizden para kazanamıyorlarsa Türkiye'ye gelen para ne maksatla geliyor? Yabancı yatırım olarak geliyor. Şimdi bunu da kaçırtmakla ilgili 50 türlü şey yaptılar ama şöyle söyleyeyim. Yerli ve milli tankımızın da üretilmiş olduğu Arifiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha öncesinden üretmiş olduğu kundağı motorlu fırtına obüsü yeni nesil versiyonuyla tekrardan üretildi. Yaklaşık 140 tane daha üretilecek bu fırtına obüslerinin beka tedbirleri anlamında daha hayatta kalabilmesiyle ilgili aksamı güncellendi. Mühimmatı yerleştirme sistemi tamamen full otomatiğe döndürüldü.
işte menzili arttırıldı falan, bir takım yeniliklerden sonra 2-0'ı çıktı. Bu tür olaylarda 2-0'ının çıkması şu açıdan son derece önemlidir. Eğer siz bu silah sistemlerini sürekli yenileyip alt versiyonlarını da farklı ülkelere satamazsanız bu işte bir döngüyü oluşturmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu döngüyü oluşturabilmenin birinci yaptığı, bu yıl elde etmiş olduğu gelirlerinin %93'ünü yurt dışından kazandığını söyledi. %7'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sattığı ile alakalı. Oysa bizde estirilen hava ne sevgili Turgay? %93'ü içeriden kazanmış. İçeriye satılıyor. Dolayısıyla da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da damadı olduğu gerekçesiyle de önemli karlar elde ediyor. Tam tersi %93'ünü yurt dışına, %7'si de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Biraz önce Petlas'ı söyledin. Baykar için de söylerim. Başka sektör için de söylerim. Bu ülke için kim ne üretiyorsa, yani bir taş ne ismi. Merdan, ismini unuttum. Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ'ın kendisi dese ki ben milli T-400 ürettim, Türk İş 400 ya da Türk 400 hava savunma sistemi, ona da Allah razı olsun. Çünkü şeyi yok, yani bu işin şaka götürür bir tarafı yok. Şimdi mesela Baykar'ın bu konudaki bir şeyini örnek vermek istiyorum. Siz TB2'yi pazarlarken TCG Anadolu gemisine dikey olarak iniş yapabilecek ya da işte çok kısa menzil içerisinde iniş yapabilecek TB3'leri üretiyorsanız ve bunun dışında TİHA'ları üretip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde deneyip başarılı olup seri üretime geçtiyseniz, bunu yaparken de arka planda Kızıl Elma'yı jet motoruyla milli insansız tayyare sisteminde ürettiyseniz, sizin bir tarafta yeni versiyonları üretilirken diğer tarafta da dünyaya daha öncesinden ürettiğiniz, satabileceğiniz modelleri oluşturarak devam ediyorsunuz. Ve combat proven diye bir kavram vardır. Muharebe müessiriyeti ispat edilmiş. Yani muharebe sahasında etkinliği ispat edilmiş, müessiriyeti ispat edilmiş. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünlerinin hepsi combat proven, yani muharebe müessiriyeti denenmiş sistemler. Hem de muharebe alanlarında. O yüzden de en etkin sistemler en ideal şartlarda Türkiye'ye dost ve müzahir olan ülkelere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onayıyla veriliyor. Ya bak, Rusya, şunu söylüyorlar. Rusya Pancher'ları üretemiyor artık. Tabii, daha satamıyor. Vuruyor çünkü şaka. Seyit yüzü vuruyor. Evet. Şimdi mesela şu söyleniyor. Kardeşim, savunma sanayinde bir firmanın bütün dünyaya silah satışı yapması yarın bizim başımızı belaya sokmaz mı? Bu nasıl ülke falan gibi çok cahil laflar ediliyor. Bu ülkede kontrole tabi savunma sanayi ihracı Milli Savunma Bakanlığı'yla Dışişleri Bakanlığı'nın imzasına tabidir. Yani A şirketi, B şirketi, Baykar, işte o C şirketi, her neyse kontrole tabi bir malzeme pazarlayacaksanız, yani mesela askerin giydiği üniforma değil tabii ki. Kontrole tabi olması lazım. Kritik malzeme. Yarın namlunun ucunun bana dönmeyeceği malzeme. Bu Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın onayına tabidir bunlar. Mesela Yunanistan'a satmak istiyorum, satacağım diyemezsin. Çünkü devlet der ki bir dakika, ben onunla mücadele ediyorum zaten. Devlet sana Yunanistan'a sattırır mı? Bunun kanunu var, yönergesi var. Bütün bunlardan satarsan bir haber da bir şekilde çıkıyorlar o fonlanmış kuruluşlarında. Mesela bu konuşulabiliyor. Ama işte bu programın özelliği teknik detaya da bilfiil girerekten. İşte şimdi bu 140 tane fırtına obüsü 2025 yılında, yani 2 yıl sonra üreten firmanın geliştirmiş olduğu motor ve transmisyon ile birlikte sahaya sürülecek. Bu ne demek? Şimdi ben gizli bilgi olmadığı için söylüyorum. Bu fırtına obüsleriyle ilgili Türkiye'den talip bazı ülkeler oldu. Ben de o zaman üniformanın içinde Peygamber Ocağı'ndaydım, hamdolsun. O zaman bu fırtına obüsünün modellemesinin yapıldığı ve sözleşmesinin ihtiva etmiş olduğu şartlar nedeniyle Güney Kore ile istişareli çalışmak zorundasınız. Eğer size Güney Kore derse ki tamam, o ülkeye satabilirsin, satıyorsun, demezse satamıyorsun. Biz bunun aynısını Atak helikopterinde de gördük. Atak helikopterini örneğin Filipinlere satabilirken başka ülkelere satamadığımızı da gördük. Şimdi eğer siz 2025 yılında ürettiğiniz fırtına obüslerini
yerli transmisyon ve motor parçasıyla üretirseniz, bunun dizaynı da size ait, malzemesi de size ait olduğunuz için istediğinize satarsınız. Devletin onay verdiği her ülkeye satabilirsin demektir bu. Şimdi bu görüntüyü bir ekrana getirirsek, bu fırtına obüsü kendi içerisinde hiç kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu unsurlarını, en son göndermiş olduğum 8 numara. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu unsurları açısından, evet, Katar'a satılmış bir fabrikada Katar bayrağı altında Katar şeyhi mi yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan Türk bayrağının altında Türk işçisinin, Türk mühendisinin üretmiş olduğu kundağ motorlu fırtına obüsünün yeni versiyonuyla birlikte bir görüntü bu. Bunlar tabii ki son derece önemli atma vasıtaları. Fırtına obüsleri için daha önce böyle değildi herhalde, değil mi? Tabii şeyinde de değişiklik var. Yani şeklinde de platformu değişiklik var. Bir tanka benzemiş mesela burada, değil mi? Evet, bunlar kundağ motorlu fırtına obüsünün önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkomutan olarak Arifiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı fakat bir bantının ve işletmesinin milli muharip tank üretilinceye kadar bir şirkete belli şartlar altında kullanım hakkının verildiği. Bak, kullanım hakkını nasıl şey yaptılar, Katar'a satıldı. Sanırsın ki Katar'dan insanlar gelmişler, ellerinde tesbih çaklatarak, tamam mı, istediğini alıyorlar, istemediğini almıyor. Ya bu, ve bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı 50 bin lira tazminat davası yalan olduğunu ispat etti. Çünkü milli emlak gittiğinde fabrikanın kime ait olduğu, İşçilerin özlük haklarındaki maaş ödemelerinin firma tarafından yapılsa da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimlerine ait işçiler olduğu bilinen bir husus. Yani bu hususu allem ettiler, kullem ettiler. Bir ara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ordu satılıyor denecek kadar sefalet içerisinde açıklamalar yapan vekiller gördü televizyon ekranları. Hatırla sevgili Turgay Güler. Dolayısıyla bu kundağ motorlu fırtına obüsü son derece önemli bir topçu sınıfı ihtiyacını giderecektir. Aynı zamanda da Türkiye'nin gelecek dönemdeki sıcak çatışma ortamlarında beka kabiliyeti arttırılmış bir sistem olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacaktır. Şimdi benim aklıma geldiğinde oturup ağlayasım geliyor. Şimdi ekran başında izleyenler de o gözle bir düşünsünler. Çok değil, 10 yıl öncesine geri dönsek, 15 yıl öncesine geri dönsek, bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ne var? 15 yıl önce. Ya şöyle, birçok silah sistemi var istisnasız. Fakat bunların size satışı Amerikan Kongresi'nin onayına tabi. Yok değil, var. Mesela nüfuz edici bomba. Ya da atmaca seyir füzesinin muadili olan gemi savar füze sistemi, işte Harpun. Şimdi siz bunu attığınızda Amerikan Kongresi onaylarsa yenisini alabiliyorsunuz. Bana söyler misin bu şartlar altında Amerikan Kongresi? PKK'ya nasıl savaşacaksın mesela? Ya zaten işte sıkıntılar oradaydı yani. Şimdi dolayısıyla şu söyleniyor. İşte kardeşim 20 yıl önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde gelişmiş sistemler vardı. Vardı, doğru. Ama bunların satış işlemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin onayına. Mesela Apache helikopteri. Evet. Apache helikopteri çok önemli bir muharip helikopter. Ne demek muharip helikopter? Yani personel ve malzeme naklinde değil, silahlarıyla direkt çatışan helikopter. Satmadı Amerika Birleşik Devletleri ama Yunanistan'da var. Peki şimdi ihtiyaç duyuyor musun? Duymuyorsun. Atak 2'yi geliştirdi. Atak 1'ler de ne? Combat Proven. Mesela siz Atak 1'i herhangi bir yurt dışında bir ülkeye satmak istediğinde adamın sana soracağı ilk soru şudur. Ey Türkiye, sen bu atak helikopterini yaptın. Kaç saat uçtu bu? Öyle bir uçuş tecrübesi var ki terörle mücadele eden mütevellit, adamın ikna olmaması için hiçbir sebep yok. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi bilmiyorum. Kundağ motorlu fırtına obüsü yapmışsın sen. Evet. Atıyorsun, vuruyorsun. Var mı elinde done? Sayısız. Neden? Suriye'de, Irak'ta. Hem de görüntülü. Tabii. İHA, SİHA zaten bilinen bir şey. Elektronik harp keza öyle. Bunlar sadece Türkiye'de değil, Libya'da, Dağlık Karabağ'da, Ukrayna'da, birçok yerde denendiği için bu son derece önemli. Dolayısıyla 20 yıl öncesine döndüğümüzde
Türkiye'nin sahip olduğu envanter çeşitliliği, çok haklısın, en az 2-3 kat daha gelişledi. Ama daha önemlisi üretim yerlileşti, üretim sen millileşti. Bu çok önemli. Neden? Bak şöyle söyleyeyim. Stinger füzeleri var. Ya şunu da söyleyeyim. Bir örnek, çok önemli. Sihan yoktu envanterde. Tabii tabii. Bir Stinger füzesi örneğini vereceğim. Şimdi Türkiye hava savunma sistematiği çok katmanlı olmalı diyoruz ya. Çok katmanlı, birbiriyle bağlantılı, radar sistemleriyle desteklenen bir sistem olursa çok daha anlamlı. Hisar A+ ve Hisar O+ gibi alçak ve orta irtifadaki hava savunma sistematiğini seri üretime rekor denilebilecek bir seviye içerisinde Savunma Sanayi Başkanlığı üretimine başladı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gökleri isteyenin istediği gibi gelip yakıt tankını Urfa'ya bırakıp gidebileceği bir ülke değil Turgay Güler. Peki bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu mücadele öncesinde hava savunma müdafaamız neydi? Şimdi bir tane, birkaç tane böyle iptidai sistemi saymazsak 1960'lı yılların Herkül Merkül diye sistemleri vardı. Bu iptidai sistemleri saymazsak 12.7 milimetrelik uçak savar makinalı tüfeği, Stinger omuzdan atılan, sadece 5 kilometre yukarıya gidebilen ya da 7 kilometre diyelim hadi. Bir de o Arlikon uçak savar topu. Bu üç sistematiğin de menzili sevgili Turgay Güler 6-7 kilometre. Yani bir düşman tayyaresi sevgili Turgay Güler. Bu menzilin dışında size örneğin 12 bin metre irtifada 36 bin fitte örneğin gelse, tamam mı? Sizin buna karşı koyabilecek bir hava savunma müdafaa sisteminiz yok. Kendi tayyareleriniz hariç olmak üzere. Şimdi bununla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu Stinger füzeleri Amerikan menşeli olduğu için her sene Amerikalı ekipler gelirdi 90'lı yıllarda. Deponuzda kaç tane Stinger füzesi var? Türk subaylarıyla beraber sayarlardı. O piti piti karamele sepeti. Ne yaptınız o... bakayım siz bunlar? Tabii bak vallahi abartmıyorum. Yani ben bu işin içinden gelen bir adam. Yani kaç tane var? 100 tane. Kaç tanesini test için kullandın, atış yaptın tatbikatta? 4 tane. 1, 2, 3, 95, 96. 4 tanesi tatbikat, tamam. Okay, thank you very much. Have a good day. Goodbye. Fly back to United States. Böyleydi yani sistem. Türkiye şimdi Stinger gibi omuzdan atılan sistemlerin çok ötesinde bir taraftan Rusya'dan alınan S-400 stratejik hava savunma sistemi, diğer taraftan da Hisar A+'la O+'a seviniyorduk. 31 Aralık günü Savunma Sanayi Başkanlığı yüksek irtifadaki siper sistemini 100 kilometrenin üzerinde başarıyla test etti. Ve görüyorsun, yani atılmış olunan o hedefi havada hareketliyken, intercepting diyorlar buna, havada çakıştırma. Yani çok küçük bir şey havada uçuyor. Şimdi buna ilişkin bir şey söyleyelim. Tabii. 100 kilometre dediğiniz şey aslında basit bir şey değil. Değil tabii. Bu timingle ilgili bir şey. Hem timing hem radar hem bulacaksın, evet, tamam mı? Tabii. Radar onu yönlendirecek, tabii, onu görecek falan. Yani kendi içerisinde niye 500 network sistem. Niye 500 değil? 500'ün bir önemi yok. Yani şu anlamda bir önemi yok. Bu size çarpmadan 100 kilometre, sizi vurmadan 100 kilometre ötede, tabii, siz ona erişebiliyorsunuz. Tabii. Artık kaçıncı kilometrede vurursun ayrı mevzu. O timing zamanla ilgili. Dolayısıyla 100 radarın kilometre, ne zaman tespit ettiğiyle ilgili. Dolayısıyla 100 kilometre meselesi yani acayip bir şey yani. Zerre kadar konuşulmaması isteniliyor bu konuları. Ya yine bu mu konuşuluyor? Evet bu konuşuluyor. Bu konuşuluyor. Çünkü senin parlamenton vurulurken bu ülkenin hava müdafaası yoktu. Tabii. İki tane eşkıya Gazi Meclisi vurdu. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya, Suriye, çünkü hiç kimse ebeden dostumuz değildir, bizi vurmak istese şunu söylüyordu. Ya bunların tankı, topu her bir şey var ama gökyüzü açık. Ya. Git yukarıdan istediğin gibi çak. Çak. Diyordu yani şimdi bunu. Şimdi öyle değil. Şimdi işte sıkıntı burada başlıyor. Bu hisarlar, siperler. Sen tedbir aldıkça adamı kaşıntı tutuyor. Ya şimdi ben diyor önceden olsa adama verdin. Neyi verdin? Leopard 2A4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin envanterinde olan bir silah. M60 tanklarında İsrail gelmiş modernize etmiş. Tamam eyvallah.
İyi de kardeşim, senin almış olduğun bu Leopard 2A4'ler ve modernize etmiş olduğun M60 sistemlerinin tank savar sistemlerine karşı doğru düzgün müdafaa sistemi bile yoktu. Bunu Fırat Kalkanı harekatında çok büyük acılar içerisinde yaşadık. Sonra dedik ki bir dakika, bir tank savar o tanka atıldığında tankın üzerindeki, ben kabaca değerlendiriyorum, Sensörler onu algılayacak ve otomatik olarak pulak i̇mha dediğimiz edecek. Sistem imha edecek mühimmatı, gönderecek. O gelen mühimmata anında reaksiyon edip gönderecek. Bu BK pulat sistemi. Bu M60 tanklarımıza adapte edildi. Adam şunu söylüyordu. Ya istediği kadar M60 olsun, İstediği kadar Leopard 2A4 olsun. Neden? Bir tank savara ben bakar. Ben stratejik bombardıman uçağımla yapacağım bombardımana mani olabilecek bir hava müdafaa sistemi yok Türkiye'nin. Neyi var? İşte onun yerine F-16'yı kullanıyoruz diyen adamlar çıktı. Doğru, yani muharip uçakların hava savunma sisteminde kullanıldığı hakikattir. Fakat bana söyler misiniz? Size karşı atılmış 10 tane seyir füzesine havada F-16'nızla toslayarak mı engelleyeceksiniz yani? O düşmanın silah sistemi olan tayyaresine karşı bir mücadele maksadıyla kullanılıyor. Seyir füzesine karşı sonuna kadar açıksınız. Bugün Ukrayna'da duyuyoruz. Ukrayna hava savunma sistemi 400 tane atılan Rus, efendime söyleyeyim, güdümlü seyir füzesinin 346 tanesini etkisiz hale getirildi. Yani rakamı afaki söylüyorum. Şimdi bu olmadığı takdirde çok büyük sıkıntıdasınız. Dolayısıyla bu sistemleri çok önemsiyorum. Daha önemlisi, milli muharip uçak çok önemli bir müjdeyle geldi. Onu ekrana getirelim. Kızıl Elma'dan sonra oyuncak mı bu? Bu görmüş olduğumuz dünyalar güzeli sistem 6500 parça ve 36 sistemden oluşacak sistem ilk kez hangarda kendi iniş takımları üzerinde görüntülendi. Kendi iniş takımları üzerinde görüntülenmesi son derece kıymetli bir bilgi. Zira kendi iniş takımları üzerinde görüntülenmeyen Kızıl Elma için birileri 40'a 40 profil üzerinde milletle dalga geçmek maksadıyla oluşturulmuş bir sistem dercesine dalga geçiliyordu. Hatırladın mı sevgili? Sonra sonra tekerin üstünde de gördü, havada da gördü, inerken her yerde gördü yani. Tamam mı? Şimdi bu milli muharip uçakta 6500 parça, ki bunun ilk parçası üretildiğinde şöyle arabalardaki klima cihazının radyatörüne benzeyen bir sistemdi. Bununla milli muharip uçak yapacaklarmış. Ha 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 diye dalga geçti. Kalorifer peteği dediler, tabii, radyatör dediler. Tabii. Şimdi bu milli muharip uçakla ilgili Sayın Temel Kotil Bey'den çok güzel bir müjde geldi. O kadar geceli gündüzlü çalışıyoruz ki dedi, 2025 yılı içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçağı 2023 yılında, yani bu yıl sonunda, bu yıl içerisinde uçuracağız dedi. Aa, bu muazzam bir haber. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek bir milli muharip uçak sistemi sevgili Turgay Güler, 2027-28 gibi bir zaman dilimi içerisinde de 5. nesil olarak envantere girer. Bu ülkede 29 fabrika, deniliyordu. Bu ülkede fabrika mı var? 20 yıldır fabrika mı açıldı? Ya, yani yazık günah. Yani şunlar bütün dünyanın ibretle izlemiş olduğu görüntüler. Tabii ben buradan lafı ne, şuraya getireceğim. Bu ne Yusuf Alabar'da? Bu ne yapar? Şimdi ne demeye başladılar biliyor musun sevgili Turgay? Bak şimdi mesela bu ne yapar? Bu mesela silüet olarak radarlara yakalanma ile ilgili hususta son derece başarılı. 5. nesil olması zaten o anlamda önemli. Bunun içinde tabii ki etrafına getirmiş olduğunuz stealth teknolojisiyle ilgili kompozit malzemeden yapılıyor ve etrafında bakın hiç silah göremiyorsunuz. Göremiyoruz. Neden? İçinde saklayarak düşük radar izi verip düşman radarlarına yakalanmamasıyla. Teknik hususlar tabii bunlar ama çift motorlu bir sistem bu. Bunun bu yıl içerisinde uçacak olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğiyle, derdiyle dertlenen, evlatlarının başarısıyla sevinen her bir insan gibi beni son derece mutlu mesut ediyor. Bu uçağın yapımında görev alan, siyasi düşüncesi, adı, soyadı ne olursa olsun onlar bizim canımız ciğerimiz sevgili Turgay Güler. Ve bu konudaki verilmiş olunan müjdeyle ilgili olarak F-35 lobiciliği yapan bir grup var Türkiye'de. İşte bak F-35'e girmedik ama işte şundan olduk, şu teknolojiyi geliştiremedik, işte S-400'ler bize hiçbir şey kazandırmadı, bıttıdı zıttıdı böyle. Zaten
Zaten bunu da bilmem ne komda satıyorlar. Bak ne diyor biliyor musun şimdi aynı adamlar? Bu kadar seri gidiyorsunuz ama düşer bu uçak diyor. Allah belanı versin. Bak vallahi billahi düşer diyor bu kadar seri gidiyorsunuz. Yani şöyle düşünüyorlar. Printer'dan çıktı aldılar. Oraya koydular. Arkasından da üfleyecekler ve bu uçacak zannediyorlar. Ya kardeşim bu ülkenin bilgi birikimini niye küçümsüyorsunuz? Bak Kızıl Elma'yı adam aldı. Adam gibi adam öyle söyleyeyim adam derken. Uçurdu. O profilin üstünde 40'a 40'lık duruyor denilen adamın ağzının fermuarını çekti. Ve bu bütün dünyada haber oldu. Şimdi bununla ilgili olarak da bu kadar hızlı gidiyorsunuz. Düşer sonra bu uçak diyor. Çünkü 18 Mart'ta bunun bir alt versiyonu sayılan Hürjet, yine jet motorlu, tamamen Türkler tarafından, bu ülke tarafından dizayn edilmiş jet motorlu uçağımız 18 Mart'ta şehitlerimizin huzurunda uçacak Çanakkale'de. Az bir şey midir bu yani? Şimdi bunlara anlatınca işte akşama kadar yok efendim akşama kadar savunma sanayi. Bu da askerler alkışlamış Cumhurbaşkanı'nı. Şimdi gel oraya gel ne olur gel. Geldim. Oradan bir VTR verelim. Kemal Bey'i bir dinleyelim. Askerler VTR alkışlamış. VTR 1 ver bakalım. Bir daha söylüyorum. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyeriz kafadan asla ve asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Bir daha ver, bir daha ver. Bir daha söylüyorum. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyeriz kafadan asla ve asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Bir cümle söyleyeyim sana. Sen bir cümle söyle bana ver. Ben çünkü dertliyim. Sen, evet. Nasrettin Hoca demiş ya. Bir. Evet. Bana eşekten düşen getirin diye. Şimdi Kemal Bey. Bu her söylediğine de katılıyorum. Evet. Bu tehditleri, bu sallamaları falan böyle bağır çağır. Kimin adına yapıyor? Heh. Güzel. Kimin adına yapıyor? Kim yazdı önüne o notu? O notu kim yazdı bir. İkincisi soyut kavramlar, kariyer devşiren falan. Somut. Anlatacağım ne? Anlatacağım. Ben rahatsızlığının sebebini anlatacağım. Derdi ne Kemal Bey'in? Derdi ne Kemal Bey'in? Üç. Ne kariyer devşirmesi? Ne kariyer devşirmesi? Komuta kademesi hangi kariyer devşirmiş? Dört. Kariyer devşirmekle Orta Doğu'nun bol apoletli askerlerine, generallerine, komuta kademesine benzetmekle nasıl bir bühtan içerisindesiniz siz Kemal Bey ya? Bak, kariyer devşirmekle suçladığınız, parmak salladığınız, bağırdığınız, azarlamaya kalkıştığınız o komuta kademesi ve aşağı doğru erine varıncaya kadar Karabağ'da, Suriye'de, Afrin'de, Cerablus'ta, Irak'ta, Kandil'de, Türkiye'nin içinde, Libya'da nasıl başarılar ortaya koydular değil mi? Ne büyük başarılar ortaya koydular değil mi? Siz Afrin'e girmeyin. Buradan uyarıyorum. O askeri de uyarıyorum. Afrin'e girerseniz çıkamazsınız diye nara atarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman tüm mensupları Afrin'den alnının akıyla bir büyük zaferle, öyle böyle değil, tarihin yazacağı bir zaferle Batı medyasının
hayretleri içerisinde Afrin'e girdi, temizliğini yaptı, çıktı. Siz diplomaside çözelim, aman şöyle böyle olmasın derken Karabağ'dan alnının akıyla çıktı. Siz Hafter'i, Halife Hafter'i, terörist Hafter'in safında yer alma arzusu içerisindeyken Türkiye sırtınızı dayadığınız Hafter'i de hizaya getirdi. Siz sınırımızda YPG olsun, YPG mi bize saldıracak derken o parmak salladığınız kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin önderliğinde kahraman askerlerimiz Suriye'de kaç yüz kilometre hat içerisinde destan yazdılar. İçeride ve dışarıda. Kemal Bey, Allah aşkına siz ne söylüyorsunuz? Sizin diliniz ne söylüyor? Ne söylüyor Kemal Bey'in dili? Ben hemen şimdi gireyim. Şimdi Kemal Bey diyor ki siyaset koridorunda kariyer devşiren asker olmasın. Doğru, olmasın. Orta Doğu'nun askerleri bol yıldızlı ama savaşamazlar. Doğru. Kariyerist kafa harp edemez. Doğru. Komuta kademesi siyasete girmesin, haddini aşmasın. Doğru. Gidelim 28 Şubat'a. Hayır, 28 Şubat'a gitmeyeceğim. Kemal Bey, kariyeristlerin hepsi 15 Temmuz gecesi ifraz olanlar. 7 yıl önden gidenler. 5 yıl önden gidenler. Amerika'da, ki ben de oranın mezunuyum, Naval Postgraduate School'unda yüksek lisans programına dahil oldum. Cuma namazına gidiyorum. Bir iki arkadaşım dışında kimse yok. Sonradan anladım hepsi FETÖ mensubuymuş. Evet. Atılınca öğrendik. Çalınan soruya, sorularla. Aslında ben bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Ama ben buna girmezsem Kemal Bey'in bu sözlerinden dolayı vicdanen kendimi mesul tutarım. Burası bu geceki bütün konuşmaların içerisinde en önemli değerlendirme. Evet. Kemal Bey'in anlaşılan o ki eline tutuşturulmuş bir belge. Öyle zaten. Tamam mı? O zaten belgeden de okuyor. Sen çok güzel izah yaptın. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde karakollar basılırken Hava Kuvvetleri Komutanı golf oynuyordu. PKK istedi diye gidip de orada mücadele edecek değilim ya diye açıklama yapıldı. Sevgili Sefa, getirir misin? Evet, buyur al. 2008 yılının haber başlığını getirdim. Aktütün karakoluna saldırı yapıldığı sırada golf oynadığı için eleştirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu'nun askeri üslere golf sahası yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı. Zenginlerin sporu olarak bilinen golf için yapılan bir sahanın maliyeti o zamanki parayla 500 milyon TL'yi buluyor. Bak, kariyer peşinde koşuyor. Gıkı çıktı. Bunu mı? Niye ben söylüyorum, getiriyorum biliyor musun? Kaldır ekrandan. Bunu niye ekrana getirdim? Şundan dolayı. Tek kelam etmediniz. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bir gece vaktinde Denizli'deki çocukların saat kaçta nerede bulunmasına kadar konuları tek tek ele alan Yaşar Büyükanıt'ın elektronik muhtırasıyla sarsıldığında siz siyasetiniz... O partinin içindeydiniz. Partinizin genel başkanı da dedi ki en sonunda askeri de zıvanadan çıkardınız anlamına gelen laflar söyledi. Askerin siyaset koridorlarında kariyer değiştirmesini, askerin komuta kademesi olarak haddini aşmasının zirvesini yaşadık 15 Temmuz'da. Siyasetin milli iradeyle gelmiş kısmını zindana atmak maksadıyla bu ülkede darbe yapıldı 15 Temmuz gecesinde. Az önce ve söyledim. Siz az önce gösterdiğimiz fotoğraf çerçevesinde darbe yapan o insanlara karşı gıkınız çıkmadığı gibi bugün geldiğimiz noktada darbenin hepsini, sonucunu bekleyip kariyer peşindeydiniz. Kariyer peşinde koştun bugün de. O siyasete müdahil olup siyaseti tanklarıyla ezmiş olunan ve sonunda da kanun hükmünde kararnameyle atılmış olunan örneğin Dede Ağaç'a helikopteriyle sığınacak kadar aşağılaşmış FETÖ terör örgütü mensuplarını tekrardan geri almak, sicillerine pür pak yapmak için sözler veriyorsunuz. Siz demokratik sivil asker ilişkileri konusunda herhalde söz söyleyecek son kişisiniz. Son kişi bile değilsiniz. Tamam mı? Şimdi bunları niye getiriyorum? Eğer gerçekten asker bu kadar Türkiye'de olaylar yaşanırken çıksa ve siyasete hat bildirse alkış tutarsın. O alkış tutar, biz çıkar deriz ki evet Kemal Bey doğru söylüyor.
Kemal Bey'e bu konuyla ilgili tek kelam edemezler. Neden? Bu ülkede milyonların oyunu almış bir siyasi parti lideridir deriz biz. Böyle bir şey yok. Ne oldu? Birisi zorla Başbakan Necmettin Erbakan merhuma adeta geçme geçercesine bana oradan rakı getir diye başbakanın rakı içmediğini bildiği halde siyasete mesaj mı verdi de siz bu kadar gerildiniz? Askerim ben ne bir siyasi açıklama yaptığını gördüm, ne bir siyasi mülahazada bulunduğunu gördüm. Asker tam olması gerektiği forma geldi. Hatta siz ana muhalefet partisinin lideri olarak, milyonların oyunu almış bir parti lideri olarak, güvenlik bürokrasisindeki genelkurmay başkanından sonra protokolde geliyordunuz. Genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, efendime söyleyeyim, başbakan, dördüncü sırada kim vardı Turgay Güler? Genelkurmay başkanı vardı. Beşinci sırada da Kemal Bey vardı. Bu protokolü sizin hiçbir itirazınız olmamasına rağmen bu hükümet değiştirdi. Genelkurmay başkanını gönderdi. Onu Milli Savunma Bakanı'na bağladı. Yani siyasetin emrine soktu. Batı'da olduğu gibi. Sizi de beşinci sırada durmanın zulmünden aldı. Olmanız gereken yere protokolde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve şimdi siz üçüncü sıradasınız. Başbakan olmadığı için. Siz neden rahatsızlık duydunuz? Ben askerin ağzından bugüne kadar siyasete müdahil olacak şekilde ben böyle başbakanın da diyen bir adam görmedim. Görürsem Kemal Bey'le de beraber mücadele etmeye hazırım. Ama Tuğgeneral bir Gata'daki doktorun Mehmet Akif Ersoy'a bedevi zihniyetle diye törende açıkça saldırdığını gördüm ben. Ben Cumhurbaşkanı'nın eşinin elini sıkmamak için keklik gibi sekerek, keklik gibi halının karşısına seken kor generali gördüm. Ve siz o zamanlar gıkınız çıkmadı. Başbakanın eşinin Gata'ya ziyaret için bile alınmadığını gördüm. Hatta Ordu Evi Müdürlüğü'nden bol yıldızlı paşa yapıldığını gördüm. Spor okulu komutanından paşa yapıldığını gördüm. General sayısı bol yıldızlı bir şekilde arttırılmadığı gibi tam tersi azaltıldı. Peki Kemal Bey'in bu bühtanlarını hak edecek ne yaptı bu? Hiçbir şey yapmadı. Başkomutan Arifiye'deki törende bir şey konuştuğunda herkesle birlikte hazırını alkışlayınca onlar da alkış tuttuğu içinmiş. Bütün bu afra tafrasının sebebi. Kusura bakmayın Kemal Bey, cemaziyel evveliniz burada duruyor sizin. Bak getir şişeyi, Türkiye'de karakolların baskın üzerine baskın yediği bir dönem içerisinde bir Amerikan belgeseli vicdanımızın kabul etmeyeceği yorumlarla 28 Şubat paşaları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güçlü 50 adamı diye onları gösteriyordu. Ve siz o devirlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın içinde Seyfi Oktay'ın kadrosuna katmış olduğu hakimleri oraya doldurdunuz. Genelkurmay'a briefinglettirdiniz. Getirelim VTR2'yi izleyelim. VTR2'yi ver. The cheerful old men in uniform singing songs of the fatherland are the most powerful men in Turkey. They embody guts and elitism. They're known as pashas and are organized along the lines of Ottoman forces. Three hundred generals decide what happens and what doesn't happen in Turkey. The generals make their own decisions without the interference of parliament or government. They determine their own budget and tell the defense minister how things stand. The defense minister is a civilian and comes lower in the hierarchy than the army chief of staff. The principle of obeying orders is paramount. The state is expected to function in step with the army. In recent decades, the army has organized rebellions and deposed the government four times. The last was in May 97, when the Islamists entered the coalition government in the guise of Prime Minister Erbakan. The military had the constitution changed so that the... Bana burada 5 dakika verir misin? 5 dakika. Ben burada
marş söylenmesine, generallerin alkış tutmasına eleştirmiyorum. Gerçekten hiç birlikte söylüyorum. Konu bu değil yani. Saptıranlara karşı birinci tez. Diyor ki belgeseli hazırlayan, bu 300 diyor güçlü adam Türkiye'de neyin olacağına neyin olmayacağına karar veriyor. Sen asker haddini bilsin, komuta kademesi haddini bilsin diyorsun ya. Bunlar yaşanırken gıkın çıkmadı. Parti olarak da gıkınız çıkmadı. Hani diyebilirsin ki. Sonradan da bunları savundular 15 ya. 15 Temmuz'da da gıkınız çıkmadı. 28 Şubat'ta da çıkmadı. Daha dün hatta İsmet İnönü çıktı Menderes'e dedi ki, şartlar tamamlanırsa ihtilal hak olur, sizi ben bile kurtaramam dedi. Astınız yağlı urgana gönderdiniz. Şimdi %51'in hatırına Menderes'in kabrinde tesbih tanesi gibi diziliyorsunuz. Yanınıza da inandığınız Allah belanızı versin diyen Canan Kaftancıoğlu'nu alıyorsunuz. Biz biliyoruz Kemal Bey. Yani biz 1960'ı anlatmıyoruz size. Daha dünü bugünü anlatıyoruz. Şimdi dolayısıyla ben generallerin burada marş söylemesini eleştirmiyorum. Söylediğim şey Batı bile ne olduğunu görüyor. Diyor ki bunlar diyor bütün kararları kendi kendilerine alırlar. Doğru. Bütçenin diyor ne kadar olması gerektiğini hiyerarşide kendisinden sonra gelen savunma bakanına söyler. Öyle Genelkurmay Başkanı. Savunma Bakanı'nın önündeyi bırak. Kemal Bey gibi ana muhalefet partisinin bile önündeydi. Bu ayıbı tuttu da bu iktidar kaldırdı. Ağzınızdan bir kelime çıkmadı. Şimdi diyorsunuz ki ha diyor ki dört defa da diyor isyan etti bu ordu diyor. Devirdi diyor hükümetleri. Şimdi Kemal Bey de diyor ki komuta kademesi haddini bilsin. Haddini biliyor. Neden haddini biliyor biliyor musun? Komuta kademesi size rağmen Kafkasya'da, komuta kademesi size rağmen Libya'da. Mavi Vatan'da, size rağmen Libya'da, size rağmen Suriye. Somali'de, size rağmen tezkereye hayır demenize rağmen Suriye'de, tezkereye Irak'ta. Hayır demenize rağmen Irak'ta, her yerde kahramanca Kıbrıs'ta. Mücadele veriyor. Ağzınızdan bu konuyla ilgili tek kalem çıkmadığı gibi Libya'da ne işimiz var? Mavi Vatan'da haddimizi aştık. Kafkasya'ya maalesef silah gönderiyor diyen sizsiniz. Siz o generaller halının karşısına keklik gibi sekip arkasından da 27 Nisan'da e-muhtıra verdiğinizde ne partinizden ki o zaman Kemal Bey de parlamentonun içindeydi. Ağzınızdan tek kelam çıkmadı. Anlaşılan o ki partinizin içiyle ilişkili olan rahatsız bir asker size bunları yazmış. Diyorsunuz ki şimdi kariyerist kafadan hiçbir şey olmaz. E doğru, bütün FETÖ kariyeristti. Orta Doğu askerleri bol yıldızlıdır, savaşamaz. Doğru ama biraz önce saymış olduğum bütün bu coğrafyada kahramanca mücadele veren bir Türk Silahlı Kuvvetleri örneği var. İstersen iki cümlede onların videosuyla onları şunu, şey yapmak istiyorum. 12 numaralı VTR'yi. Şunu söyleyeyim. Bunların çağırması koşu koşa Genelkurmay'a gidip briefing alan bugün de fondaş olarak bildiğimiz gazeteciler ya var. Ya var tabii ki, bilmiyor muyuz siz, yani? Siz. Genelkurmay'ın konuşan ağzı gibi yaz deyince yazan, sil deyince silen adamlar vardı. Mehmet Ali Birant niye ceza almak zorunda kaldı? Çünkü bir PKK'lının olmadığı halde ifadesine sakık terörist sakığın ifadesinde yer almadığı halde içine Mehmet Ali Birant'a olan husumetlerinden dolayı ifadesinde varmış gibi Mehmet Ali Birant merhumun ismini soktular. Mehmet Ali Birant ceza almak zorunda, taşlanmak zorunda kaldı. Sonra terörist dedi ki, teröristin ahlakı. Teröriste övgü düzecek halim yok. Benim ifademde böyle bir şey yok. Şemdin Sakık itiraz etti. Ben böyle bir şey demedim diye. Yani biz bunları hep biliyoruz. Biz Genelkurmay karargahında preosayvan dedikleri denetimden bir şekilde uzaklaştırılmış askerin 1960 yılından bu yana bu ülkede neye mal olduğunu gördük. Ve bugün de silahlı kuvvetlerin Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da olduğu gibi demokratik gözetim ve kontrol altında tutulmasıyla ilgili hususu sürekli gündeme getiriyoruz. Sana bir küçük soru sorayım, sonra 12 numaralı VTR hazır izleyelim. Olsun izleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbesi sonrası, işgal girişimi sonrası, işgale kalkışan o hain, alçak asker üniforması giymiş, eşkıyaya, omuzlu kalabalık eşkıyaya sarf ettiği bir sözü hatırlıyor musun? Yok işte onu söylüyorum. O zaman ortada yoktunuz Kemal Bey. Yani ordu kahramanlık destanları yazıyor. Afrin'de bayrak dikiyor. Resulayn'da, Tel Abyad'da girilemez denilen tünelleri terör örgütüne dar getiriyor. Dağlık Karabağ'a verdiği destekle 30 yıllık Kafkasya'daki işgal sona eriyor.
ve bununla ilgili uluslararası basın Türkiye güç devşiriyor Kafkasya'da diye haberler yapıyor. Tek kelamınız yok. Hatta Afrin'de canını vererek o bölgeyi PKK'dan temizleyenlere bir moral gecesi yapılıyor. Moral gecesine katılan bütün sanatçılara küfrediyorsun. Küfrediyorsun. Ben bu sanatçıya desene Mehmetçik çok güzel işler başardı ama siz o sıralarda Afrin'e girdiniz, bari şehir merkezine girmeyelim diye yalvarmakla meşguldünüz. Eyvallah. İzleyelim. 12 numaralı BTR. Nasıl muhteşem? Muhteşem. Nasıl bak, muhteşem? Ben bir şey söyleyeyim. Yani bak, buna mı laf söylüyorsunuz bunu, komuta kademesi ben diye? Ben bunu izlerken hem gözlerim doldu. Ya tabii ki. Hem tüylerim diken. Hangisinin siyasi fikri bunu, umurumuzda? Bunu izlerken gözü dolmayan, tüyleri diken diken tabii, olmayan, etkilenmeyen tabii, adam çekilsin ya, bir köşeye kendisini ya, bir sorgulasın. Ya. Tamam. Mehmet Akif Ersoy'a laf söylemiyorlar. Ha. Siyasete müdahil olmuyorlar. Denizli'deki Diyanete küfretmiyorlar. Diyanete küfretmiyorlar. Milletle alay etmiyorlar. Cumaları ya da bayram sabahları askeriyle beraber namaz kılıyorlar. Yani isteyen namaz ha, kılıyor, o görüntüleri veriyor diye. Siz neyin derdindesiniz ya? Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu çocukların hangisinin siyasi parti, hangi partiye gönül verdiği kaçımızın umrunda? Ya bunlar bu memleketin evlatları gecesi. Bak sadece Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasına girsinler. Sayın Savunma Bakanı'nın 10 gün içerisinde hangi tatbikatlara, hangi programlara, nerelere, Moskova dahil olmak üzere gittiğinin baş döndürücü trafiği var. Çevirin bunu İçişleri Bakanı için. Aynısı. Aynısını. Yılbaşı akşamını 3500 metre rakımda kutladı. Hem Sayın Savunma Bakanı hem İçişleri Bakanı. Güvenlik bürokrasisi anlamında söylüyorum. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını yılbaşı akşamı polisimize, askerimize, gece görev yapanımıza bir çikolata ikram ederken görmedik biz. Yani dolayısıyla Kemal Bey komuta kademesini kendi içinde duymuş olduğu birileri tutmuş yazmış. Ben kimin yazdığını da biliyorum ben ama biliyorum. Ben o konulara girmeyeceğim. Girmeyeceğim o konulara. Kimlerin onu tutuşturduğunu tahmin edebiliyorum ya. Neyse. Evet. Hepsine selam olsun buradan. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sevgili Turgay Güler. Şimdi İstek var biliyor bir 12, daha versin evet, programı öyle kapatsın numaralı, diyor. 12 numaralı VTR'yi hazır tutun ben veda yapayım. Ondan sonra o VTR ile bitirelim. Sıradışı strateji farkı bu. Peşin peşin söyleyeyim ağzına sağlık. Eyvallah. Korkusuzca cesaretle konuşuyoruz. Dua edin. Allah hepimizin yar yardımcısı olsun. O VTR ile programı kapatıyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.